Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniyiz biz. Gelecek bize jet sosyete, hayallerden gelecek jet sosyete. Yedi düğmelendi bize jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Tek eksiğimiz yetersiz bakiyemiz. Borç çorbasından çok kaşıkladık. Sosyete mantısıyız biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, uzaya beş dakika. Jet sosyete, yedi düğmel emri bize. Jet sosyete, kıskanıyor bizi bu. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete. Bu iş bu hafta bitecek anne. Gideceksin Safiye ablaya. Bugün, yarın, ertesi gün her neyse diyeceksin ki bileziği takıp işin adını koymaya geliyoruz diyeceksin. Oğlum benim belim sakat ki. Tabii ayakta duramıyorum ben. Anne ayaktasın şu an. Evet. Sürekli ayakta duruyorum zaten, ondan oluyor ya. Aman benim, ah benim. Ya müsaade et de bari akşamları evde oturayım da ayağımı uzatayım ya. Çok yorgunum ben oğlum, ne kız istemesin. Anne, artık bulduğun bahanelerin kalitesi de kötüledi ya. Tekrara düşüyorsun, farkında mısın? Tekrara düştüğümde mi benim böyle oldu acaba? Şakalar da kötüledi. Evet anne. Yaşlanıyorum. Ondan oluyor. Bu ara ani yaşlandım ben. Ama niye? Yıprattılar. Kim yıprattı? Kim olacak? Yüksel familyası ya. Ya iki kere kapılarına gittik, döndürdüler ya bizi. Çok dokandı bana oğlum. Ya ben kızı isteyeyim, bilezik takayım diye debeleniyorum. Yok, bunlar hep bizi geri püskürtüyor. Ya üst kattan, defemizden aşağı kızgın ya, dökmedikleri kaldı ya. Benim hevesim kaçtı, yok. Peki anneciğim, sen daha fazla yıpranma. Bu iş bu hafta bitecek. Ara biz geliyoruz de. Ben arıyorum, Safiye'yi açmıyor ki. Peki. Şöyle yapalım o zaman. Gel bir kapıdan uğrayalım. Onlara diyelim ki bu hafta müsaitseniz, hatta mümkünse bu akşam geliyoruz diyelim. Emri vaki yapalım. Hadi bakalım. Haydi. Haydi bakalım anneciğim. Sen git hazırlan, tamam mı? 10 dakikaya dükkanın önüne gel, oradan kaçıp gideriz. Hadi. 10 dakikaya mı? Aynen, hadi. Oğlum acele iş şey olur ya. İki duraydık, iki düşüneydik. Hadi annem, beni bekletme, hava soğuk. Tamam, 10 dakikaya bekliyorum. Haydi. Bazen hiç içim almıyor bu oğlanı. Evlat olmasa sevilmez. Yaşar'cığım, Gebze'deki fabrika teklif ettiğin gülünç paraları kabul etmiş. Helal olsun sana. Vallahi mı? Bana da gülünç paralar veriyorsun bazen, ben de kabul ediyorum. Geçen dışarı çıkacağım, enişte açlık versene dedim, 10 lira verdi. Hazır para konusu açılmışken efendim, benim şu zam işini... Hayır, muhabbetin sırası değil Yaşar, hadi. Çantanı hazırla, Gebze'ye gidiyoruz. Şimdi mi? Evet, İlayda da geliyor. Üçümüz işi bağlayacağız, imzayı atacağız, bu gece kalıp döneceğiz. Tamam, ben de o zaman arabaya benzin alayım. Yo, benim arabayla gidiyoruz. Ha, şoförle, tamam. Hayır, ben kullanıyorum ya. Siz mi? Şoför hasta. Korkma Yaşar. Bak, renk körlüğüm için özel gözlük bile aldım kendime. Araba kullanmayı çok, vallahi çok özledim. Bana da iyi gelecek. Efendim, ben yine de kendi arabamdan mı gitsem acaba? İşte 100.000 avroluk araba dururken senin köy üstüne amma meraklısın ya. Ruhun sefil senin, ruhun.
Doğru söylüyor ama. Efendim şimdi dip dibe 2 saat. Ben sizi rahatsız etmesem. Yaşar. Bak ne güzel işte. Ülkenin en zengin, en meşhur hususi şoförü sende olacak. İp başına koy. Acaba İlayda Hanım'dan mı gitsek? Hayır, o kendi arabasıyla gelip oradan Kartepe'ye kayak yapmaya gidiyor. Gebze'de ikimiz kalıyoruz. Efendim siz hiç yorulmasanız ben kullansam. Sen benim şoförlüğüme güvenmiyor musun ya? Hayda! Güvenmez olur muyum efendim? Yol uzun. Yani ben size jest olsun diye. Hayatım boş ver. Hadi hazırlan. 1 saate çıkıyoruz. Hadi. Hadi. Tabii ki şoförlüğüne güvenmiyorum. Bu adamın kelle koltukta araba kullanması ofiste meşhur. Gizem Hanım ilk evlendiklerinde bu kadar genç yaşta ölüp efsane olmak istemiyorum demiş. Buna zorla şoför tutturmuş. Ben yokken üstün ince sokağa çıkmak, abur cubur yemek, toplum içinde taşkınlık yapıp bizi rezil etmek ve korku filmi seyretmek yok küçük hanım. Ben korku filminden korkmuyorum ki. Kumsal abla korkuyor. Sonra gelip bir hafta benim yanımda uyumaya kalkıyor. Üy. Bir de bana bak, sakın gece dışarı çıkma. Kapıları bacaları da kimselere açma sakın. Ben 22 yaşındayım. Hırsız da 1.90 ve 100 kiloymuş. Ne hırsızı? Bir villaya hırsız girmiş. Tabii. Üstelik güvenlikle ortak çalışıyorlarmış. Şimdi adamı işten çıkarmışlar, yenisini arıyorlar. Yani şu an koru filan Allah'a emanet. E fındığı gece nasıl gezdireceğim? Yok ya, bir şey olmaz. Ay, bunu söyleyeceğim aklımın kenarından geçmezdi ama bu sıra geceleri mümkün olduğunca gündüzle takıl. Zevkle. Sakın koruya yalnız çıkma. Zaten işi gücü yok, gelsin sana eşlik etsin. Ay, kediye ciğer emanet ediyorum. Evet. Ben kedi, gündüz ciğer. Ay, uzun yola gideceğim. Zaten midem bulanacak. Yapma ne olursun Ali ara. Hadi ben Gebze'de Cengiz amcalarla toplantı. Sonra da antropozlu adam kokusunu burnumdan atmak için Kartepe'de kayak. Diyeyim aşkım. Oh. Oh. Hadi dikkat et. Hadi. Unutma dediklerimi. Tamam. Şifa, sen Gebze'deyken ben de kariyerime konsantre olurum Cengiz. Hangisini? Bugün bir sosyal medya ajansı sahibi bir kadınla tanışıyorum efendim. Eğer kadın beni severse gelsin Instoş'ta paylaşımlar, gelsin davetlere, partilere parayla gitmeler. Ay, benim de davetim olsa amca seni para alıp çağırırdım. Hayır efendim, parayı ben alıyorum. İnsanlar davet veriyor, bana gideyim diyor. Para veriyorlar, ben oraya gidiyorum, fotoğraf çekiyorum, Instoş'a fotoğraf koyuyorum. Ay, hiçbir şey anlamıyorsun Zahide Bey. Yok, anlıyorum. Ama böylesi daha eğlenceli oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Nazlı da bu sosyal medya işlerinin peşindeymiş. Cengiz, o kızı işten atsana. Nazlı şu senden daha güzel, senden daha genç, sesi de senden daha güzel olan kız. Ancak ruhu çirkin. Ruhu o kadar şey. Benimse ruhum güzeldir. Bilhassa benim ruhum güzeldir, biliyor musunuz? Yani şunu bırak, ruhum bir afettir. O kadar bebeksizdir ki. Ay canım benim, yerim ben ruhumu ya. Ne olur Cengiz o kızı işten çıkar. O kızı böyle tekme tokat işten çıkar. Sokaklara at, döve döve böyle. Düşsün yere böyle, ağız burnu patlasın, parçalansın. Dişleri kırılsın. Yerlerde sürülsün inşallah. Senin ruhun afet. Hayatım, babası bize kredi veren bankanın sahibi. Nasıl işten atayım kızı ya? Sen istiyorsan selam verme, küs. Ne istiyorsan onu yap. Ay ama bu küserse o kız vallahi bunalıma girer. Sakın yapma Gizem. Daha beterini yapacağım ben ona. Onun o sosyal medya işini ondan böyle çalıvereceğim. Hayallerini yıkacağım. Aman gencecik kız ayol. Hemen yeni hayal kurar. Ya Zahide, bu kız senin gayrimeşru kızın falan mı? Ki bu senin kızın mı bu kız? Nedir bir anlayan? Niye bu kadar sahipleniyorsun bu insanı sen? Ay sen sinirlenince çok güzel oluyorsun. Ondan yapıyorum. Gerçekten. Valla. Mersi. Sonra Gebze seyahatine bile niye böyle heves ediyorsun? Ev tımarhane. Tımarhane de onda. Ne diyorsun Cengiz? Ne anlatıyorsun? Yok bir şey, ben kendi kendime öyle şey yapıyorum. Hakkın helal Safiye. Cengiz Bey kullanacak.
gidip de dönmemek var. Abartma Yaşar. Adam Gizem'le evlenene kadar yıllarca araba kullanmış, hiçbir şey olmamış. Hayır, ne kadar kötü bir şey olabilir ki? Ya bizim sevgili Tuni bunun bir kere arabasına binmiş, sonra bir yıl boyunca terapi gördüm dedi. Renk körlüğündendir o. Bak adam gözlüğünü de almış, tıngır mıngır gidersiniz. Öyle mi diyorum? Kocacığım, patronla dost olmak için bulunmaz bir fırsat. Bir yakınlaşma, bir samimiyet, bir zam isteme platformu. Bu şekilde bak. Zam konusunu açarım Emi. 24 saat berabersiniz. Şirketin yarısını üzerine bile yaptırırsın sen. Say mı diyor? İnsanlar en iyi seyahatte tanınır derler. Ben de ondan korkuyorum. Aman Yaşar. Yok yok, şaka şaka. Gizem Hanım da zaten ayrı bir deli. Kesin abartmıştır. Ne kadar kötü kullanıyor olabilir ki? Aynen öyle, hadi canım hadi. Ben. Bana bak Yaşar. Adama sakın kötü şoförsün falan deme ha. Aranı iyi tut, ayıptır. Eşek deriz ki. Öyle laf denir mi? Bir şey olmaz ya. Gebze şurası. Tıngır mıngır gider gelir inşallah. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi gide gide aşkım. Kutu bebeğim. Ya karantina çıktım. Evet, bir de işlerim vardı, onları hallettim. Sen ne yapıyorsun? Ha, biliyorum hırsız işini ya. Yok, yok, akşam gelemem. Eniştem Gebze'ye gitti, orada kalacak, yarın dönecek. Ha, evde oturayım, bizimkiler kadın başlarına kalmasınlar. Ha. Gerçi sen de yalnızsın değil mi ya? Neyse, tamam. Hadi tamam, hadi konuşuruz. Tamam, sen hallederdin. Oo, kötü bebeğim, tamam konuşuruz. Hadi kapatıyorum. Hadi. Gebze mi? Biraz hızlı mı gidiyoruz? Hayır, şundan Gebze'ye çok erken varacağız. Ne yapacağız ki orada? Planlarım var Yaşar. Fabrikada imzayı atıp otelde İlayda'yla da toplantı yapıp onu kayağa yollayalım. Sonra bekar hayatı başlar oğlum. Sana Bayramoğlu'nun en çılgın gecesini yaşatacağım. Bayramoğlu. Çılgın gece. Hem de nasıl? Çılgın diyorsunuz. Ben toplantılardan sonra yemek yer, televizyon seyredip uyurum diye düşünüyordum ama. Oğlum yok. Bayramoğlu Gebze'deki otelden 3 kilometre uzakta. Bayramoğlu harika bir yerdir. Benim gençliğimin yazlığı be. Balık yer, sonra diskoya gideriz. Bayramoğlu aynı kalmış mıdır ki? Onu bırakın, dünyada disko diye bir şey kalmış mıdır? Vallahi eski havasını koruyor diye duydum. Allah korudu. Allah. Demek ki Allah korudu o güzel yazlık beldeyi. Her yer bozuluyor zira. Yok, iyidir, iyidir. Önce dondurma yer, sonra diskoya gider, kızlara bakarız. Şarampol müydü az önce yuvarlanacağımız? Şarampolleri ters yere yapmıyorlar ya. Vallahi ters yerlere yapıyorlar ha. Bunları belediye seçimlerinde hep dikkate almak lazım ha. Nerede kaldın anne? Yıldırım politikası mı yine? Hayırdır? Aa tövbe oğlum. Hani dünlere gideceğiz diye az yüzümü gözümü topladım. Bana bak ne diyeceğim. Biz bu akşam bu işi bitirelim ya. Daha da diline düşmeyeyim senin. Bu akşam istemeye mi gidelim diyorsun? Sosyetik davetleri falan varsa da iptal etsinler artık canım. Bizi geri çevirmesinler gene. Yok canım, çevirmezler. Verecekleri bir çay börek ne olacak ondan anne? Bilirzimiz hazır zaten. Esafiyelere haber verdikten sonra çiçeğimi, şekerimi de çözerim. Bitti gitti. Şekere gerek yok zaten anne. Ağzından bal damlıyor. Ama gene müsait değiliz derlerse, o zaman ben başka mesaj alacağım. Gene gönülleri yoğulsa bir daha da gitmem oğul. Ya iki gönüllü bir olmuş, kimin gönlü yokmuş? Vallahi o siteyi de yakarım, kendimi de yakarım ha. Hadi oğlan yürü, Ayaz var, yürü ya hadi. Anne.
Sen zaten o kızla kendini yaktın diye laf sokmadın bana. Gerek kalmadı ki oğlum. Artık kendi lafını otomatikman kendin sokuyor. Haydi. Felek'ten bir gece çalalım vallahi. Ah, Felek'ten gece çalmadan Felek canımızı çalıyordu. Yaşar, ne oluyor? Sende panik atak mı var acaba? Yok. Siz biraz atak kullanıyorsunuz. Belki ondan. Ne demek o? Yani bir uçak gibi kullanıyorsunuz maşallah. Sağ ol canım. Sağ ol, sağ ol. Arabanın tekerlerinin zemine değmediği anlar yaşıyoruz. O bakımdan. Nasıl? Oğlum yol şu anda benim ya. Yol benim kardeşim. Tabii efendim, aşk olsun. Yol babanızın yolu gibi. De. Hadi. Arkadan polis kenara çek diyor. O bakımdan. Ne? Artık bahane kabul etmiyoruz. Akşama geliyoruz vallahi. Bilirziğim, çiçeğim hep hazır. Gerçi benim esas çiçeğim de bu ya. Esas çiçeğim de bu ya. Bu akşam mı geleceksiniz? Safiye ablacığım, uzatmayalım, resmiyete dökelim dedi annem. Şimdi Şenur teyze, şöyle... Ay sen daha da mı inceldin ya? Güzeller güzeli ya. Vallahi incedi yerde kopacak. Ay maşallah. İşte bak, biz bu söz takma konusunda da aynen böyle diyoruz. İnceldiği yerde kopsun diyoruz. O yüzden bu akşam o kurdeleyi keselim, kopartalım, bitirelim bu işi. Hay Allah. Talip, senin haberin yok mu? Yaşar şehir dışında olacak. Ne? Bu akşam şehir dışında olacak. Nasıl ya? Talip, geçin oturun bir çay için ya. Bir dakika, bir dakika. Bu akşam tam da bizim geleceğimiz akşam aniden Yaşar'ın şehir dışında olacağı mı tuttu? Dikkat ederseniz şehir dışında tamlamasını ellerimle tırnak içine aldım. Yani kusura bakmayın, vallahi sabah belli oldu. Cengiz Bey geldi, zorla aldı, Gebze'ye götürdü. Başka bir akşam yapsak? Vay 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 vay. Yaramı kapıdan kovulduk. Yaramı popomuza tekme vuruldu ya. Allah, dikkat ederseniz gene popomuza tekmeyi tırnak içine aldım. Hatta dur, ben onun altını çizeyim. Yok Şenur teyze. Şenur teyze, onun altını biz çizmeyelim, hatta silelim onu. Gebze nereden çıktı şimdi ya? Oğlum kendini paralama ya. Görmüyor mu? Niyet yok, niyet. Ancak bugün git yarın gel, bugün git yarın gel. Vallahi değil. Estağfurullah Şenur abla. Yani kötü denk geldi. Kısmet değilmiş. Yaşar yarın dönecek. Yarın akşam buyurun. Aslında yani yarın akşam da... Şu kapının dili olsa da konuşsa. Gide gele şu kapının arkasından baha baha gözümle eskittim kapıyı teli. Şenur teyze, size de çok ayıp oluyor ama şimdi babam olmadan ya... Gide gele şu yaşımda kapının önündeki yollar aşıldı. Yollar aşıldı, yürümek. Oo, Melodi ile o da girdi. Bu bitmez ha. Anneciğim bir sakin ol. Tamam, haklısın da. Tel, tut. Yer çekimi. Oy. Çöktüm. Anne. Ani çöktü. Büye çöktü, büye. Vallahi psikolojim, moralim bitince bağışıklık sistemim de kötü inşaat gibi çöktü oğlum. Anne yapma böyle, iyi misin ya anne? Oh. Talip, biz yarın akşam müsaitiz ha, bekleriz. Al götür beni, yatır eve oğlum. Vallahi bittim ben burada. Vallahi çektim gittim. Üç kere kapıdan döndüler. Beni üç kere galiba bilgisayar oyunlarındaki gibi üç tane canım vardı. Canlarım bitti, gitti canlarım. Canım da can gitti. Kapı ne yanına düştü. Ah bu kapının dili olaydı. Ay 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 oğlum dur. Peki Cengiz Bey. Hem hatalı solladınız, hem de aşırı hız yaptınız. Radara yakalandınız. Benim abim radar mühendisi. O dedi radar bozuktur. Sen zaten hızlı gitmiyorsun. Yavaş gidiyorsun. Bas git dedi bana. Bunun yüzünden oldu. Kim dedi? Ben mi dedim bunları? Abim şiveli. Çünkü köyde büyüdü o. Bir de aşırı agresiftir. Şimdi asabi olup size arıza çıkar mısın memur bey? Bize ceza kesmeyin de biz yolumuza gidelim ya. Kim kime arıza çıkarıyor?
Anlamadım. Estağfurullah efendim. Ne arıza çıkarması ya? Abi lütfen. Sakin. Polise saygısızlık etme. Ne suçu var onun? O da görevini yapıyor. Hayda. Memur bey kusura bakmayın. Abim tutturdu hızlı sür, çabuk varalım. Yok balık yiyecekmiş de, yok içki içecekmiş de bilmem ne. Yoksa ben 50'yi geçmem ya. Salak mıyım ben? Radar var. Bu dedi ben radardan anlarım. Sen bas diye, bir şey olmaz diye tutturdu işte. Ah, olacağı buydu. Neler yaşamışız biz ya? Meğer ben ne pis bir adammışım ya. Cengiz Bey, size cezayı yazacağım. Yanınızdaki beyefendinin ehliyetine bakalım. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa direksiyonu o geçsin. Vallahi polisleri seviyorum. En kral meslek. Radar mühendisine 5 basar. Buyurun efendim, şöyle vereyim buyurun. Elim ayağım titriyor ya. Abi sakin lütfen ya. Bugün Ela ile tanışacaksın hayatım. Seni severse ve uygun bulursa gelsin İnsoş işlere. Ay inşallah, inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Nazlı bu Ela Hanım'la görüşecekmiş ha? Ne yapacak o kadın o kızı? Kim ki o be? Aman o haris kız. Sosyetik güzel kız ama. Sahne almaya başladı. Çok da takipçisi var. Fark etmez. Ben fiyat kırarım, sürümden kazanırım. Nazlı ne yapıyorsa ben aynısını yarı fiyatına yaparım o Ela'cığıma. Ah Ela'cığım, ah. Tanımadan kadını sevdim. Ne olur bizi buluştur hadi. Bugün buraya gelsin o zaman. Buraya gelsin. Tamam, evi görsün. İşte güzel yaşam tarzı, çevren, eski mankenlik, dizi falan da var. Vardı, Sude ben. Dizi var, Sude ben çünkü. Ay bir şey eve gelecek ha. Bizim dekorasyonumuz birazcık şey mi, demode mi, ne diyor? Ay benim yüzümde çok ödem var değil mi bugün? Çok uyudum çünkü çok ödemim var benim. Ne giysem ben? Aa, şu an anladım. Bak Cengiz'den beri ilk defa bir ilk randevu olayına giriyorum. Aynı o heyecanı yaşıyorum şu an. Aa, şok. Hadi Yaşar, polis yok, çek sağa, ben kullanacağım. Cengiz Bey daha 5 dakika oldu. Güzel güzel gidiyoruz işte. Oğlum araba benim ya, Allah Allah. Çek sağa bak, yoksa atlarım. Yaparım, yaparım. Bunun şakası olmaz ya. Lan ne manyağız ya. Biz birinci çoğul şahıs diyorsunuz. Evet ya. Bu iş seyahati bayağı yol filmine dönüyor. Macera gibi. Macera mı? Evet. Vardır ya yol filmleri, hani komedi. Ya evet işte yani iki genç yazın İstanbul'dan Bodrum'a yola çıkarlar kızlarla tanışmaya. Yolda polis durdurur filan. Aynısı oğlum. Cengiz Bey genç değiliz. Yaz değil, hava 2 derece. Bodrum'a değil, Gebze'ye gidiyoruz. Ve kızlarla tanışmaya değil, fabrikaya sipariş vermeye. Ya yine de benziyor ya. Bence kızlarla da tanışırız yani. Lan direksiyonu senden zorla almaya kalkınca ben... ne güldük ya. Cengiz Bey, ben gülüyor muyum? Şu an suratımda en ufak bir mimik var mı? Alnın kırışık biraz. Neden acaba? Yaştan mı? Hayır, endişeden. Tamam oğlum, çek sağa, ben kullanayım ya. Hayır, 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 hayır. Ya oğlum, sen alışamadın bu arabaya. Aleti kontrol edemiyorsun. Cengiz Bey, yapma! Cengiz Bey! Tamam, çekeyim, tamam, çekeyim. Tamam, çekeyim. Ya ne korkak adammışsın be. Çek şuraya. Hızlandırılmış kurs. Madem site tehlikeli, madem tek başına köpek dolaştıracaksın, o zaman kendini korumayı öğreneceksin. Köpekle çıktığımda o beni korur. Fındık, sana saldıranı yalayarak oyalar, sen de o arada kaçarsın. Birinci pozisyon. Tamam işte, anladım. Bak böyle yapacağım. İyi de kızım, sana saldıran önceden pozisyonu anons etmeyecek ki seni gafil avlayacak. Bence bana bir şey olmaz ya. Tabii canım, bana olur ya. Parmak kadar sarışın, zengin görünüşlü genç kızlara niye saldırı olsun ki? Hırsız, uğursuz, genelde soymak için böyle kel, bıçkın, belalı ve fakir erkekleri tercih eder. Peki. İkinci pozisyon. Tamam işte. Yaptım, ben okeyim. Ha, karateyi çözdüm diyorsun. Her renkten kuşak var, 2 saatte gökkuşağı yaptım diyorsun. Tamam, göreceğiz ama her an hazırlıklı ol. Tek gözün açık uyu. Gündüz, evde de mi gafil avlayacaksın? Her an yatağının başında belirebilirim, aklın şaşar. Ben bu karateyi çok sevdim.
Ama prensibini hiç anlamadın. Birinci pozisyon. Ev kendi evimiz. Dekorasyonu ben bizzat yaptım. Mehmet Baygın diziden arkadaşım. Ondan sonra eski mankenlik kariyerim olsun. Yıldız Tilbe. Çevrem var. Sosyetik site de ikamet ediyoruz. Felin Soner arkadaşım. 38 bedenim, ben ayağımda 38, fiyatta anlaşırız. Hayatım biraz karışık ve hızlı anlattın. Biri CV yiyip kusmuş gibi oldu. Biraz heyecan var bugün bende de niyeyse be. İşte hiçbir işimde amatör ruhu kaybetmemeye çalışıyorum. Ya yok, ben anladım zaten. Gizem'i de eski yıllardan tanıyorum biraz da olsa. Bence çok hoş bir profil. Eskiden daha kötüydü bu profil, biliyor musun? Ben şuralara dolgu yaptırdım, kemiğin üstüne, altına. Daha böyle bir düzgün oldu. Ameliyata cesaret edemedim Ela'cığım. Çünkü çekişte kemiği kırıyorlarmış. O böyle fena geldi bana. Yok, zaten ben sosyal medya profili olarak demiştim ama olsun. Tamam, anladım. Sosyal medya profili. Tamam. Oo, misafirimiz var ama tanıştıranımız yok. Tabii biz kimiz ki? Aa, estağfurullah. Zahide'cim, işte iş görüşmesi diye ben şey yapmadım. Efendim, Zahide Hanım, kayınvalidem, Ela Hanım. Canım genç Zahide'cim, sen de bir çay iç bizle ne olur. Yok, istemez. Davetlere bedava gitmiyorum. Anca parasıyla. Ay Allah'ım ya Rabbim. Neyse, böyle biraz değişik bir insan, zor bir insandır benim kayınvalidem. Neyse artık, çakta lafına gitti. Ela'cığım, ne bir şey içmiyorsun, yemiyorsun. Niye öyle oldu? Ya Gizem, her şey çok güzel. Ne olur kusuruma bakma. Ya benim geldiğimden beri kafam birazcık böyle dalgın. Yani böyle şimdi şak diye de nasıl söylenir ki? Ama söyleyeceğim ben şimdi. Şöyle. Ya benim bu sitede bir sevgilim vardı. Olay. Ya aslında tam sevgili de diyemeyiz ya ona. Yani böyle hızlı yoğun bir ilişkiydi. Yani bir haftalık hızlı yoğun bir ilişkiydi ama berbat bir çocukla. Ay. Ha neyse ya, of. Ha neyse olur mu ve kim acaba? Hangi ev sitede? İşte onu hatırlayamıyorum. 2 sene önceydi ya, hatırlayamıyorum. Bu çocuk bana nasıl böyle büyük aşık hallerde, büyük aşık hallerde... böyle 24 saat birlikteyiz, geziyoruz, tozuyoruz. Bana ne vaatler, ne büyük büyük vaatler, ne büyük büyük vaatler. Bir haftanın sonunda arazi. Ay yok artık. Ne arama, ne sorma, ne benim aramalarıma cevap verme. Niye? Başkasıyla nişanlıymış. Oho, adama bakar mısın? Kim bu ya? Komşu momşuysa ben kötü davranayım buna. Kız Ela, kim bu ayol? Hayır, Gizem siteden falan tanıyorsa bir daha selam vermesin. Ay ne selam vermemesi ayol? Ela'cığımı o kadar üzmüş falan. Adam tutup dövdürtürüm onu. Kim bu ya? O kim ya? Kim bu kız gerçekten? Ozan diye bir çocuk. Ay, Yaşar Bey, niye sucuk gibi terlediniz? Biraz özen gösterin kendinize. Bu ne ya? Ay, siyaya bak, kabzı mal gibi. Evet Yaşar, bu nedir ya? Yani 2 saatlik otomobil yolculuğunda bu dağılmak nedir oğlum? Üstelik de ben kullandım. Onu o zaten. Ha? Fabrikada randevu 2'de. 4:30 gibi buraya dönsek, 2 saatte toplantı yapsak. Ben 7 gibi falan çıkıp Karta Bey'e yetişmek istiyorum, hadi. Hadi Yaşar, üstünü değiştir, hadi, hadi. Oğlum bir medeni çağdaş görünüm kazanmaya çalış ya. Hadi çıkalım. Hadi çop çop. Aa, bu prenses daha bu gece kayak yapacak. Hadi. Hadi, hadi Yaşar. Hadi Yaşar. Belen var şimdi. Buyurun. Adamı. Ne yapıyorsun sen? Stretching. Sırası mı lan? Ya bir temiz gömlek giy de çıkalım Allah aşkına Yaşar. Yapma böyle ya. Aa. Allah Allah ya, insanlar gerçekten seyahatle tanınıyormuş ya. Ozan. Hiç tanımıyorum. Hani böyle esmer, yakışıklı, ay böyle deyince de içim acıyor. O kadar çok üzdü ki beni. Yani benimle gelecek hayalleri kurarken İlayda Çıkrıkçıoğlu ile nişanlıymış. Aa, o kim? Bir sosyetik bir kız var ya. Hım hım, bildim bildim bildim. Ama çocuğu ben hiç tanımıyorum yani. Ozan. Ya işte bu sitede oturuyordu. Ozan, Ozan. Bakayım ben tekrar bir beynimi kontrol ediyorum şu an. Ozan, 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 Ozanlar. Ozanlardan. Hayır, Ozan Orhon çıktı şu an. Eskiden şarkıcıydı, bir o var. Vallahi başka Ozan yok bende kayıtlarda. Yani beni ömrümde en çok üzen insan.
Ay buraya da içimi dökmeye gelmişim herhalde. Kız dök hayatım, zaten tanımayız etmeyiz. Bir haftalık büyük aşk tam ilişkiye dönüşüyor derken bastı gitti. Bastı gitti. Belki öldü mü acaba? Yok canım, yok. Hislerimle oynadı sadece. Ne aramak, ne sormak beni her yerden engellemiş ya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ela, ismi Ela biliyorum ben. Soyadınızı bir tek bilmiyorum. Ya Ozan'a diyorum bunu. Burada yok ki, burada öyle biri yok ki. Hayalimde diyor, hayatım. Ha öyle genel şey ya, anladım. Ben de bir çok sinirlendim çünkü benim de kafa gitti ya. Allah'ın, hay Allah'ım ya. Ne biçim insanlar var görüyor musun? Ne biçim insan? O senin kim olduğunu biliyor mu acaba? O senin kim, kimin kim olduğunu biliyor mu acaba o? Kimlere ne kadar zorluklar yaşattığını biliyor mu acaba o serseri? Allah kahretmişsin. Belki de öldü mü acaba be? He? Ela, hatırlayamadım. Oğlum Allah kahretmesin seni. Niye sürekli önüne gelenle takılıyorsun? Ela oğlum, kızın adı Ela, Ela. Ela, Ela. Ya bir sürü Ela var. Kim bilir hangisi? Allah'ım ya Rabbim, aman sana da, Ela'larına da, belalarına da. Bak şapkalı ağlarım gitti senin yüzünden sinirsel. Aman milyon tane kız var. Bana ne ya, kimse kim? Tu. Tu 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 tu. Aa, babamın seri tükürmesi bu. Evet. Baban yok, dedi ki oğlanı boş bırakma, ben tükürmeleri devraldım. Gide, daha lafa bitmedi benim. Daha benim, nereye gide? Hiç otoritem yok be. Yalnız rakamlara bakınca ilkbahar siparişi olarak biz bu fabrikayı güzel kazıkladık. Bayağı iyi kazıkladık. Öyle böyle kazıklamadık. Yalnız çok iyi kazıkladık. Kabul edelim. Güzel kazıkladık. Saat 7. Ben kalkayım. Biz de Bayramoğlu'na balık yemeye gideriz değil mi Yaşar? Dışarıda deli gibi tipi var. Ne? Evet. Ay. Kar mı başlamış? Evet ya. Yollar buzlanmadan çıkayım ben. Tabii tabii hayatım. Tabii. Zengiz amca. İki güne görüşürüz. Görüşürüz Yaşar Bey. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hadi dikkatli gidin. İyi yolculuklar size. Plajın orada nefis bir disko vardır. Çingiz Bey ne plajı ya? Dışarıda deli gibi tipi var. Sen bir de kızların tipini görsen. Kızların? Evet. Bayramoğlu'nda bir kızlar vardı. Efendim o kızlar şimdi 50 yaşında. Yaşar. Hayallerimi yıkma benim. Felekten bir gece çalacağız oğlum. Bekar olduğumuzun farkında değil misin acaba sen? Efendim bir balık yiyip gelsek. Önce balık yeriz. Sonra balık eti. Bittik. Uf, yollar kapanmış. Ne? Ne diyorsunuz? Son 30 yılın en ağır karıymış bu. Hayda. Bayramoğlu nasılmış acaba? Aa, orası 30 derecedir. Sonuçta 3 kilometre ötede. Hayır, otelde de kongre varmış. Kimse de bir yere kıpırdayamıyor. Boş oda var mı diye sordum, yok. Aa, ne olacak peki? Benim şoförüm burada bir yerde akrabası varmış. Yürüye yürüye gitti. Ben de mecbur sizin odanızda kalacağım Cengiz amca. Aa, ben ne olacağım peki? Burada kalın biz Ahmet. Nasıl yani? Yaşar'la aynı odada mı? İsterseniz ben Yaşar Bey'le aynı odada kalayım, siz yana geçin. Bilmiyorum ki yani Yaşar için de okeyse. Ay ne diyorsunuz ya? Şaka herhalde. Tabii şaka. Kızım tabii. Deli misin ya? Tamam sen geç yana, yerleş odaya. Ben bavulumu alırım birazdan orada. Hay Allah. Sonra da lobiye inip bir şeyler yiyeyim bari. Yaşar horlamazsın değil mi ya? Bebekler gibi uyuduğumu söylerler efendim. Niye? Arada uyanıp ağlıyor musun oğlum? Ne demek o? Hala şaka yapmanız. Ya niye keyfimizi kaçıralım ya? Gider balığımızı yer, partileriz biz yine. Cengiz Bey nereye ya? Nereye gidiyoruz efendim? Dışarıda arabalar gitmiyor ki. Yürürüz Yaşar. Hiçbir karda yürümedin ya. 3 kilometre yol ne var?
Güven bana sen. Bayramoğlu bende. Ben şuradan bavulumu alıyorum şimdi. Ela bu akşam Çiğe'ye Nazlı'yı dinlemeye gidiyorum dedi. Hayır, ne demek? Hayır, gidemez. Yo, gidemez. Niye? Çünkü burada parti var akşam. Aa, ben niye davetli değilim? Çünkü ben şu anda karar verdim parti olacağını. Lütfen Ela'yı al, bu partiye getir Tony. Bak gerçekten, bunu yapacaksın. Arkadaşım mı arkadaşım de ben yemin ediyorum seni işten attırırım. Aa, Nazlı'yı attır hayatım. Onu attıramıyorum, babasından kredi almışız. Ha, senin de gücün bana yetiyor yani. Açıkçası evet. Ne olur be, Gizem'de çok güzel parti vardı. Ne yapacaksın Çiğ'e de gel partiye gidelim falan de. Ne partisi kız? Ne bileyim bilmiyorum, birilerini çağıracağım işte, havalı birilerini çağıracağım. Pelin falan gelir. Pelin'e Gizem seni çağırıyormuş, evinde parti varmış desem beni zehirleyip öldürmek için mi çağırıyor der. Tony, çöz bu işi. Çöz bu işi. Ela'yı Çiğ'e göndermeyeceksin, buraya partiye getireceksin. Lütfen aşkım, lütfen. Ben seni hiç işten attırtırmayayım. Öyle şey olur mu? Sen benim aşkım, sen benim arkadaşım. Ama çöz bu işi. Bak çöz bu işi. O Ela bu akşam buraya gelecek. Oh, bak ne güzel. Saldır, saldır, fındık, atak, atak, atak fındık, atak, saldır, 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 saldır. Aa, ah be güzelim, bunu diyorum işte. Gündüz ne yapıyorsun ya? Nasıl hareketler bunlar? Ani hareketler, sokakta olduğu gibi. Ne yapıyorsun dışarıda? Git evine otur. Köpeği gezdiriyorum. Ayrıca soğuk havayı da seviyorum. Saldırgan sana arkadan yaklaştı ve seni avladı. Sen de refleks sıfır. Saldırgan sensin. Onun için de biraz heyecan vericiydi. Ben olduğumu anlamadın ki. Bence bilinçaltımda derinlerde bir yerde bünyem sen olduğunu hissetti. Ah be kızım, korksana biraz. Ama ben korkusuzumdur. Yok ya, mezarlıklar kendini korkusuz sananlarla dolu. Vazgeçilmez sananlarla dolu. O da var, o da var. Korku iyidir. Korkunun zararı yoktur. Ecele faydası da yoktur. Bana laf ebeliği yapma. Karate yap. Bütün gün boşuna mı öğrettik? Üşüdüm zaten. Tadı kaçıyor artık. Refleks! Refleks! Biri sana saldırdığı zaman karate refleksi ne olacak? Bağırma! Fındık tuvaletini yapamıyor. Bağırma! Cengiz Bey, bu tipi de 3 kilometre nasıl yürüyeceğiz? Ben çok acım. Aşağıda restoranda yesek. Aman Yaşar ya. Aman vallahi bik bikledin ya. Ne kadar çok ya. Ne oldu kızım? Lobi katın su basmış. Restoran iptal. Ben oda servis isteyeceğim, haberiniz olsun. Bu da kara haberci gibi. 2'de 1. Ağzından hayırlı bir havadis çıkmıyor. Demek ki Bayramoğlu'nda balık yemek farz oldu. Cengiz Bey, şu an Gebze Bayramoğlu arasında dünyanın unutulmuş bir noktasındayız efendim. Sadece unutulmuş değil, şu tipi yüzünden uydu resmiyle bile göllemeyecek bir noktadayız. Vallahi karda donup ölsek bizi 1 hafta ararlar. Efendim ne olur biz de o da servisi istesek. Yaşar, 40 yılın başı bir gelmişiz. Çıkıp yerel bir restorana gitmeden otelde kulüp sandviçe tav olacak göz var mı? Ben de şu gözlere iyi bir bak. Yarabbim ya. Cengiz Bey, Bayramoğlu'ndan adeta Venedik, Roma gibi bahsetmeniz. Roma? İyi ki hatırlattın ha. Buranın Roma dondurması da meşhurdur. Ondan da yeriz, gel. Ya Allah aşkına, dışarısı zaten full dondurma. Yer koktunmuş. Yahu gel. Çok eğleneceğiz oğlum. Sen ne oldu ya? İçin mi geçti ya? Kızlara gidiyoruz diyorum ya. Ya hadi. Ben yemek yiyip dönerim o zaman efendim ya. Hadi, hadi, hadi. Mehmetçiğim, canım rol arkadaşım. Neredesin ayol sen? Sen istiyorsun diye parti parti dedin diye parti yaptım. Nerede kaldın? Ateşin çık. Hadi saçmalama. Ne ateş? Ay çok geçmiş olsun kız. Ne yapayım? Geleyim sana bakayım mı? Çünkü çok samimiyiz. Sen şimdi baygınsındır Mehmet. Mehmet baygın. Ben anladım onu zaten. Gelemiyorsun ha Mehmet, baygınsın. Ay kıyamam ben sana. Tamam, ne yapalım artık bir dahaki sefere. Tamam, sonra ara beni, merak ederim. Tamam, hadi öptüm. Bay bay.
Gelemiyor yazık, yatak döşek yatıyormuş Mehmet. Ya story çekmek istiyordum onunla, bir tane de olsa ya. Evet, benle çek. Hem de bir sürü çek, istediğin kadar. Çünkü aynı dizide ben de başroldüm. Benim de istediğin kadar çek, açık büfe. Çekeriz, çekeriz. Ben bir içecek bir şeyler alayım, çekeriz. Al canım, al. Mehmet Baygın gelmek istemedi değil mi? Kız aramadım bile. Ben arayınca no'ya basıyor, pislik. Pelin'e yalnız bırakma kızı. Pelin'e yalnız bırakma. Oo Gizem'im, ne güzel bir partiye gülüm ben. Kız biliyor musun, Cengiz Bey'le Yaşar aynı odada kalıyormuş. Çünkü çok kar varmış. Safiye kar... dur anacığım, zaten ortalık karışık be, hadi. Bu ne yo? Kız bana bak. Ha. Kapıdaki Özpamuk ismi niye çıkartılmış? Niye orada sahici yazıyor? Çünkü bu benim bekarlığa veda partim. Anlamadım mı? Sahideciğim, gözünü seveyim. Bak içkini almışsın. Güzel iç, hadi eğlen, keyfine bak, otur. Ben sonra anlatacağım sana. Ozan diye birini şu an biz tanımıyoruz. Ozan diye biri bu evde oturmuyor. Ben yemin ediyorum, sonra anlatırım sana. Tamam. Gözünü seveyim, bize hiç oturur yani. Ela'cığım, sana bir şarkı söylememi ister misin? Neden? Ne bileyim, hani Çiğ'ye gidecektim falan, hani onun yerine. Bütün yeteneklerimi görmeni istiyorum. Sesinin metini duydum Gizemciğim ama şarkı söyleyeceksen ben kırçıyım ya. Benim çoluğum çocuğum var. O kulaklar bana lazım. Pelin fıstığı! Pelin fıstığı, yine bu kadar değil. Yine bu kadar dili çıkarttım. Biz çok böyle birbirimize çok güzel eleştiri yaparız. Çok dobra eleştiriler yaparız. Çünkü dost acı söyler. Öyle bir arkadaşlığımız var. Mesela Pelin aşırı kilo aldı. Özellikle de basen bölgesine aldı ki en kötü yer. Fotoğraflarda berbat çıkıyor. Özellikle instoş fotoğraflarında çok kötü. Mesela bunu ona bir tek ben söylüyorum. Niye? Tek gerçek dostu benim. Neler duyuyorum ya? Şu an bir yaşıma daha girdim. Kız girme, girme. Zaten çok yaşım var. Yapma öyle. İşte bak bu tarz, bu tarz. Yani Allah böyle gerçekleri söyleyen dostları başımızdan eksik etmesin. Çok doğru söylüyorsun Gizemciğim. Mesela senin o ön dişlerin sadece kemirgenlerde var. Bence onları düzelttir. İşte bir örnek daha. Böyle, böyle bu tarz, bu tarz. Dobra bir arkadaşlık yani, Allah'a bin şükürler olsun. Çok hoş. Aa, dur bakayım, ya Cemiyet Hayatı'ndan birisi ya yine bir dizi oyuncusu falan öyle biri gelmiştir bir saniye. Parti varmış. Kimmiş? Kapıcı. Allah Allah, zil mi takıldı? Ne oldu? Dur bakayım ya. Ne oluyor ya? Ben bir su içeceğim. Oğlum git mutfaktan dolan iç. Manyak mısın? Nesin? Burası benim de evim. Git, yok ol. Ozan mıydı o? Hı-hı. Bir halk ozanı var bizim sitemizde. Böyle bağlama çalıyor, söylüyor falan. Çok enteresan bir adam. Sokaklarda yatıyor falan ama tam bir halk ozanı yani. O kadar yetenekli. Gelir akşamları böyle kafayı çalar evlere. Biz de açarız. Hani elimizden geldiğince 3-5 kuruş hep yardım ederiz. Desteklemeye çalışırız. O da gelmiş şimdi. Çok iyi yapıyorsunuz ama evet. Gizem, gerçekten. Ben bir buz alacağım. Abi, bir mutfağa nereye? Mutfağa gitme. Mutfağa niye gidiyorsun şekerim? Sen misafirsin, ben getiririm sana buz. Ya kendim alırım ben buz sonuçta. Hayır canım, ne münasebet. Aa, ne mutfağa gidiyorsun? Hayatım, sen buranın bahçesini gördün mü? Yo, bahçeyi görmedin mi? Hemen çimler falan var bahçede. Gel, görmen lazım. Görmeden anlatılacak bir şey değil. Gel şekerim, gel. Aa, canım benim. Oo, bahçe çok soğuk. Buz, buz. Vallahi hastalanırız. Geri. Geri çocuklar, bahçe iftar, bahçe. Üşütürüz. Yo, gel bahçe. Vaz mı geçtik şimdi? Bahçe iftar, iftar, bahçe iftar. Oo, ya Gizem, sende var ya deli enerjisi var ha. Bak ben sana söyleyeyim. Var var, bir deli enerjisi vardır ben. Bir hiperaktivite vardır böyle ve bu... Bak instoştan da insanlar o kadar güzel geçecek ki bu yüksek enerji. Muhteşem olacak. Tony'cim sen Ela ile sohbet et, ben buz getireyim. Tamam, hadi bakalım. Buz kestim yemin ediyorum.
Madem yarın akşam müsaitlermiş, Yaşar abi de dönecekmiş. Yarın gider otururuz artık. Oğlum sen ne arsız bir tip çıktın ya. Allah Allah, kapıdan kovuyorlar. Sen illakine bacadan girmeye çalışıyor. Ayıptır ha. Ama gelin dedilerdi. Ya öyle yarım ağız geverediler ayıp olmasın diye. Allah Allah. Daha kaç kere kovacaklar da sen vazgeçeceksin. Talip. Senden daha gururlu, daha karakterli ciğerci kedileri gördüm ben ha. Anne, yarın akşam içeri gidip o kanepeye oturacağım ben. Hissediyorum. Ya Safiye ablanın gözlerinde o sevgiyi gördüm anne. Aa, sevgi gördüysen iyi oğlum. İnşallah aşılarını yaptırıp seni sahiplenirler ya. Beklemeye devam et sen kapının önünde. Ümidini kesme, oldu. Anne, ha. Laf ebelinde on numarasın ama ben bu yola baş koydum. Sen gelmesen de ben tek başıma gideceğim. Allah'ıma sabirin. Ben olmadan olmaz oğlum. Tam kadro olmak gerek. Bağlam onlar tam kadro mu? Melike evde olacak mı mesela? O olmadan olmaz. Anne lütfen ya. Tam prensipte haklısın da. Ya şirketi sordum. Vallahi patron Yaşar abi zorla Gebze'ye götürmüş. Çok önemli işleri varmış. Yarın akşam gideriz otururuz artık. İyi. İnşallah bahçeye bir tane kulübe koyarlar. Orada takılırız. İçeri almalarını bekleriz. Hava soğuk ya. Belki de acırlar oğlum he. Anne. Zıt. Oh, bütün keyfim kaçtı. Ne güzel dizi izliyordum ya ben. Kulaklarım düştü galiba. Of. Ayaklarımı keserler mi ki ya? Anam! Burnum yok! Burnum yok! Burnum düşmüş mü? Düşmüş mü burnum? Yerinden. Hissetmiyor. Hangisi hissetmiyor? El mi burun mu? Hiçbiri. Ne kadar zamanda çözülürüz acaba ya? Ay! Bir mikrodalga olaydı. Yaşar, sen beni şimdi soy, sonra vücudumu karla ov. Ne? Donmamak için ne oğlum? Kim kim oyu ya? Ne diyorsunuz Cengiz Bey? Oğlum öyledir adet. Nasıl adetler? Nere bura? Gebze değil, Tayland'a mı geldik ya? Öyle değil lan. Bir film vardı, kadını orada soyup donmasın diye karla ovdulardı. Nasıl bir filmmiş o ya? Hani... Bir filmiydi. Ahu Tuğba oynuyordu ya. Cengiz Bey, Bayramoğlu diskoları, Ahu Tuğba, şu 80'leri komple hafızanızdan silseniz mi acaba? Ben ellerimi oynatmaya başlıyorum galiba ya. Yarım saat yürüdük, yürüdük, bir yere varamadık. Ters tarafa gittik galiba ya, ha? Tipiden göz göz görmüyor ki. Bayramoğlu diye yürüdük, Dilovası'ndan çıktık ya. Deniz kokuyor, gel diye diye yürüttünüz, tabakhane çıktı. Ara ara şuradan sıcak çay mı iste, hadi. Parmaklarımı oynatamıyorum. Oğlum git şu İlayda'nın kapısını vur ya, kapıya vur, kapıya. Yardım iste şu. İlayda! İlaydacığım, İlaydacığım. Oo, güzel geçmiş balık keyfi. Ama bu dondurma işini biraz içselleştirmişsiniz. Mahvolduk. Ellerimiz donuk. İlaycığım, arayıp bize bir şeyler söyler misin ya? Çok açız. Vallahi kulüp sandviç çok güzeldi. Domates çorbası da fena değil. Oh, oh. Bir de bayağı üst düzey bir cheesecake yapıyorlar. Oh, söyle söyle. Sen bize de söyle. Aa. Ama saat 10:30. Tüh, o da servisi kapandı. Yapma! Nasıl bir şey? Yapma! Mini barda fıstık var. Hepsini yemeyin. Hepsini yemeyin. Tövbe estağfurullah ya. Ya gülünecek bir şey yok. Allah Allah, niye gülüyorsun? Uzak Doğu'nun en eski dövüş sporu karate. He. Tereciye tere satma. Karate'nin ustadı buradır. Yok artık. Oho,
Rize'de kaç tane gitmişim karateye? Karateye? Sen? Sebep? Basketbol, voleybol formalarının şortları kisa diye babam salmadı. Ne edelim? O kötü bak. Olsun. Mavi kuşaklı karateciyim sonuçta ben de. Mavi kuşak. Mavi bayrak gibi mi? Denizlerin temiz olduğu yerlerde mi dövüyorsun? Yok, çok temiz dövüyorsun. Ya niye inanmıyorsun sen bana ya? Mavi kuşak diye bir şey var kız kardeşim. O da ben o. O değil de. Bu cunduz nasıl bir karate öğretiyse acaba? Temel teknikleri öğretiyor. Kendini koruma amaçlı. Senin cunduzdan kim koruyacak? Uzak doğuyu coreve çağırıyorum. Bu arada bir çare bulsunlar. Ah! Efendim, ben müsaadenizle yatıyorum. Tabii tabii, yat sen canım, şey yapma. Bazen gece rüyamda aklıma çok güzel besteler geliyor. Kalkıp onları telefona kaydediyorum, biliyor musun Yaşar? Öyle mi? Evet, evet. Yani bu gece de olabilir, şaşırma, onun için şey yaptım. Evet. Hayırlı geceler efendim. Bakalım televizyonda ne var? Yani dünyanın en güzel manzarası. Benim burnum mu tıkanmış ya? Efendim, üşüttük ya. Bak, geriye bir akıntı var ya. Evet, 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 evet. Dur, dur, bak, bak. Kısayım da bir bak, bak. Nazan'ın sesini duyuyor musun? Bak. Duyuyorum efendim, duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum. Nazan'ı duyuyorum. Ay, klimalı oda kuru havadan oluyor bunlar ya. O şekilde açılır mı acaba efendim? Bilmiyorum Yaşar, yani nazal şeyi dışarı atar diye yapıyorum ya. İnşallah bizi dışarı atmaz da bu gürültüyle. Yok bir şey, yok, yok bir şey. Ay, ay, ne bu ya? Şu duşumu açsam acaba biraz nem olur ya? Nasıl isterseniz efendim, nasıl isterseniz. Nasıl sesler öyle ya? Allah'a değmeyeceğim ya. Ulan yarabbim ya. Yok yok, bir faydası olmuyor ya. Ben üşütmüşüm galiba, boğazım kuruyor benim ya. Nerede üşüttünüz acaba efendim? Salak mısın oğlum sen? Yanlış tarafa doğru yürüttün beni karda tipide yarım saat. Değil mi? Efendim siz dediniz, Bayramoğlu dediniz, balık dediniz, aldınız beni götürdünüz, daha da yürüttünüz de. Ya bir dakika bir. Bırak. Konuşup durma Yaşar. Herkes uyuyor ya. İlayda rahatsız olacak şimdi. Peki efendim. İnşallah horlamıyorsundur ha. Benim uykum çok hafiftir ya. Oğlum bir de şu duşu kapat artık ya. Daha ne kadar akacak? Hadi iyi geceler efendim. İyi geceler. Oh.
ya? Bu ne ya? Suratımı da cildim ya. İnsanlar böyle ses çıkar mı ya? Ne oluyor Yaşar, ne oluyor ya? Allah Allah, bir sağa bir sola döne döne. Bir damla uyut evladım insanı. Pardon efendim. Aa, acık sabit yat oğlum. Allah Allah. Neymiş ya? Ne? Hadi bakalım, hadi. Hadi, uykum kaçtı. Hadi. Hadi. Bir kez uykum kaçtı mı, ben de uyuyamam işte. Ben de böyleyim yani. Bakalım televizyonda ne var? Beni Galatasaray'a davet. Beni de. Şu televizyonun sesini çok kısak mı? Allah aşkına ne yapayım Yaşar ya? Senin sağa sola dönme sesini dinleyerek böyle karanlıkta yatayım mı ya? Ya bu Safiye cennetlikmiş arkadaş. Harbiden cennetlikmiş ya. Buyur, hadi bakalım. Uyandırdın kızı. Biraz nezaket lütfen. Aa! Bir otel adabı vardır. Gece gece sürekli bir gürültü, ne bu? Lütfen ama. Duyuyorsun değil mi Yaşar'cığım? Duyuyorsun. Çok affedersin Layda'cığım. Ben tekrar uyaracağım kendisini. Lütfen. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler. Beğendin mi yaptın? Hadi canım, hadi. Hadi Yaşar'cığım. Benim uykum hafif, lütfen ya. Pardon efendim. Hadi. İyi geceler. Kızlarda kalçalar, bayram oğlum, bayram oğlum. Anılar, ne anılar. Şarkı hit olursa çok para ediyor. Ömür boyu kazanıyorsun biliyor musun? Sahilde dalgalar, kızlarda kalçalar. Bayram oğlum, bayram oğlum. Anılar, ne anılar. Sahilde dalgalar, kızlarda kalçalar. Bayram oğlum, bayram oğlum. Anılar, ne anılar. Hadi bakalım. İyi geceler. Ruh hastası. Şimdi Gizemciğim, giyim olabilir, ayakkabı olabilir. Dün akşam sana şöyle güzelce alıcı gözüyle baktım, güzel de notlar aldım. Okuyacağım. Gizemim hepsini yapar. Ay hepsini yaparım. Ben zaten çok ayakkabı açılışı falan yaptım zamanında. Bir de kebapçı. Kebapçı da çok yaptım. Daha çok lahmacuncu ve çiğ köfteci üzerine. Çünkü onların da kendi aralarında branşları var. Benim uzmanlık alanım daha çok lahmacun ve çiğ köfteydi. Bu arada Nazlı'nın da fiziği çok güzel. Ayaklarına da baktım, ayakları da çok güzel. Yani bu işleri Nazlı'yla da yapabiliriz biz. Hatta bu hafta bir çorap firmasıyla Nazlı'yla görüşme ayarlayacağım ben. Bak dur, onu da yazayım. Çorap, Nazlı. Bilemedim yani. Nazlı vallahi sizin başınıza çorap örer be. Niye? Biraz tanıyorum da ben kız yani. Bir ara benim bir asistanlığımı yaptı çok kısa bir süre. Asistanlık dediğim de yani öyle kıyafet getiriyordu, götürüyordu falan. Öyle yani garibanca bir kız. Biraz tanıyorum. Garibanca.
Babasının bankası var. Evet. Baba ekonomi malum yani. Bankaların durumu iyi mi? İyi. İyi mi? İyiyse iyi o zaman. Ama Nazlı'nın durumu iyi değilmiş. Psikolojik sorunları var diyorlar. Hayatım, Nazlı iyidir, hoştur ama azıcık gel gittidir. Gel git ne gel gitti canım. Bayağı nevrotik de doz. Ozon tedavisi yaptırdığım bir güzellik salonu var. Oradan şey dedi, ozon yapan kız bayağı nevrotik dedi. Nazlı için bayağı dedi. Neyse ben bir buluşacağım, bakarız tamam. Şimdi konumuza dönelim. İlk olarak... Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Kahve içiyoruz. Oh, afiyet olsun. Gizem Hanım, hiç yüz vermiyorsunuz vallahi. Canım, selfie mi? Oldu tamam, çekinelim selfie. Selfie? Çıkar telefonunu. Çıkar telefonunu, tamam. Hadi çek bakalım madem istedin. Hadi bakalım. Hadi. Aldım. Ha, şoktayım. Hani şoktayım. Çok teşekkürler, iyi günler. Beyefendi, yalnız toplantı yapıyoruz. Artık rahatsız etmezseniz. Tamam. İnanamıyorum abi. Ne oldu? Ya bu çocuk, o çocuk. Hangi çocuk? Ya Ozan bu işte. Hangi Ozan? Ya size bahsetmiştim ya hani 2 sene önce bir hafta benimle çıkıp sonra aramayan. O. Nasıl ya? Yalnız Gizem seni tanıyor gibi geldi bana. Ama beni bütün Türkiye tanıyor. Ben 2 gündür sana onu anlatmaya çalışıyorum. Öyle değil. Sanki siteden tanışıyormuşsunuz gibi hissettim. Bu çok daha mantıklı. Aa tabii çocuk siteden biliyor beni. Anladı. Ben onu hiç tanımıyorum ama. Ya beni hatırlamadığına inanamıyorum. Bir şey diyeceğim. Bilakis seni hatırladı. O senin onu hatırlayıp hatırlamadığını kontrol etmek için bize selam verdi. Öyle mi diyorsun? Ha, bak çok doğru. Çünkü geldi burada duruyor, böyle bize bakıyor, sırıtıyor. Ne? Ha, beni siteden tanıdıysa merhaba der geçer. Doğru. Kız Gizem, çocuk hala aşık mı ne? Ay yok canım, 2 senedir engellemeler falan. Neyse canım, aman bence bir daha da asla görmeyiz inşallah. Artık yani. Neyse biz... Toplantıyı da mundar etti. Geri zekalı. Nasıl bir horlama? Nasıl? Ejderha kukluyor. Ben bile duydum. Bir ara dedim ayıldım, boğazlıyorlar mı acaba? Neredeyse gelip bakacaktım. İlahi. Bir bayram oru tutturdu ki sağ olsun. O neydi öyle? Balık da balık. O minigırt da kayol. Bak şimdi indi aşık büfeye, gelmek bilmiyor. Hayır efendim, gırtlak da olsa yani araba gitmiyor. Tipi var, yürümek ne? Gizem Hanım akıllı oluyordum ama Allah sabır versin yani. Belki de kadın akıllı fikirli biriydi. Bundan evlenince kafa gitti. Yaşar Bey. Ay hiç gücüm yok ilahi. Hadi bakalım. 3. pozisyon. Ha! Aferin çekirge. Hadi bir daha. Gündüz ne olur yeter. Çok yoruldum, 2 saat oldu. Artık birinin dövesim var. Her şeyi öğrendin mi havası mı? Hayır, yorgunluğun verdiği asabiyet. Hadi otur tamam 5 dakika. Kumsal abla da karate biliyormuş güya. Hiç inanasım yok. Mavi kuşakmış. Bence o kayıp kuşak. Ne genç ne yaşlı, bir arada kalmış. Arada değil de daha çok evde kalmış gibi. Hadi kalk. Hadi bırak bu kadar, çene yeter hadi kalk. Gündüz ne olur, ne olur çok yoruldum. Ben öğrendim, tamamım ben. Kızım, geceleri evde yalnızsınız. Bunlar hep rahat uyuman için. O kadar rahat uyuyorum ki. Bak. 8 saat 10 dakika deliksiz uyumuşum. Sen yine de o kadar rahat uyuma. Her şeye hazırlıklı ol. Evde bile her an, her yerden bir tehlike çıkabilir. Eve de mi sızıp bir yerlerden fırlayacaksın? Ha? Onu mu diyorsun? Onu demiyorum. Artık uyurken bile tek gözün açık uyu diyorum. Küçük savaşçı. Hadi kalk. Kalk. Bayram oru diskosu diye tutturmak ne?
80'lerdeki kızların hala orada olacağını zannediyor. Evli barklı adamım ben yahu. Aman zaten bunlar ailece bu konularda. Maşallah. Ozan Bey değil mi? Ne çektim ben ondan? Çapkınmış, evet. İşe gücü de pek geldiği yok. Mizacı öyle. Sorumluluk alamıyor. Alamıyor değil. Bayağı sorumluluk kavramına tepki olarak doğmuş. Öleceğim şimdi. O kadar doğru ki şu. Ay nefis tanımlama Yaşar Bey. Efendim isterseniz kahvenizi içtikten sonra fal bakarım yani. Ay bilir misin ha? Oo, kralını bilirim. Cenk amca. Açık büfe nasıl? Nasıldı diye sormak lazım herhalde. O kadar saat Cengiz Bey açık büfeyi yiyip bitirdi. Çocuklar dün gece ölmüşüm açlıktan ya. Hala yollar çok fena ha. Öyle gibi değil mi efendim? Bu gece de burada olabiliriz yani. Ay yapma ya. O zaman akşam Bayramoğlu'nda balık. Ya tamam artık kapatın şu konuyu tamam. Ay başka oda açılır mı acaba? Suit falan. Çünkü standart odanın oksijeni bana yetmiyor. Yok sordum ben de. De kimse gidemiyor tabii bu havada. Açılmazmış yani. Bittim ben ya. Vallahi bittim. Kusura bakma Yaşar'cığım ama yani çok kötü horluyorsun canım be. Ha. Ben? Yani böyle bir horlama da değil yani. Bir nefes sesi sürekli. Nefes sesi? Ya. Nefes almayın mı efendim? Öneriniz o mu? Hayır şekerim senin burnunda et var belli. Belli ya. Ben de uyurken çıt çıkmasın isterim ya. Dün gece bittim ya. Neyse yani artık şey. Olağanüstü durumlar yaşıyoruz işte. Katlanacağız tamam. Hadi ben bir duş alayım da. Görüşürüz. Çıt çıkmasın istermiş. Kendi kükreyebilir ama okey. Kapatıyorum falan. Kapat, kapat. Hadi. Kapat. Neyse halim çıktım falan. Bir daha içten çevirin şöyle. İçten. Ay, söyle bana bunları. Ay, haberim yok. Ben ne yaptım sana ya? Heri. Ay sen misin? Niye sinsi sinsi yaklaşıyorsun? Karate artık bende bir refleks. Ne karatesi be? Güvende olmam için gündüz öğretiyor. Sende dövüş sporu yok mu? Jiu-jitsu, kickboks, karate. Hayır ben daha çok yoga, pilates, esneme, yürüme, koşu. Biri sana saldırırsa bunlardan hangisini yapacaksın? Koşu. Koşu. Mantıklı aslında. Yani bu arada içinde bulunduğumuz 5-10 dakika zarfında bir özür iyi olurdu. Çok özür dilerim. Bir yerine bir şey oldu mu? Dizlerim morarıcak. Hissettim. Her zaman tetikte olmalıyım. Gündüz beni her an, her yerde, evde bile deneyebilir. Öte yandan... Koşu diyorsun ha? Selamünaleyküm. Ya arkadaşlar, zalim patron akşama mesai yazmış ya. Arkadaşlar 9'daki derbiye gidemeyeceğiz. Bakın, elinde 3 tane bilet var. Çok iyi yerden. Var mı isteyen? Derbi mi? Heh. İki büyük takım arasındaki maç demek. Ne demek olduğunu biliyoruz Mesut. Ya Fener maçı sıkmış. Biletler de kıyak. Tanıdıktan bulduyduk. Anlatmaya devam et. Ya hiç değilse maliyetinin yarısını sataydım ya. Yazık yanmasın biletler. Mesut abi. Hı. 150 vereyim. Aydan aya 50-50 ödeyeyim. İyi 50-50. 300 trink para. Hı? Ne var futbolla ilgilenemez miyim? 300 vereceğim mi Şenur? Biletlerin yeri iyi diyor ne? Beni biliyorum Mesut. Vallahi biletlerin yeri iyi değilse Satürn'e gitsen gelir seni bulurum. Vallahi 350 veren de vardı aslında ama. Blöf yaparken gözlerine kırpıştırıyorsun Mesut. Yapma. Ya yeter herif ya. Bu mahallede 350 lirayı trink diye verecek adam olsa gel benimle tanıştır. Borç isterim. 350 liraya kiralık ev var ya. Oh! Aa hadi ya.
Nerede Şenur? Çıkmaz sokakta ahşap evi yok mu, satılmışsın? Aa! Satılmış mı orı? Kim almış? Ya kirası da iyiymiş be. Tüh! Kaçırdık evi ya. Satılmış abinin evini diyorum. Ya git Mesut ya. 350 liraya kiralık ev arıyorsun. Marça saatler kalmış. Daha burada bana şekil yapıyor. Boş rebletlere 300'ü al. Sağlığıma duacı ol git. Al bakayım. Safiye'm belli değil ya. İşte akşamüstü havanın durumuna göre basıp gelebiliriz ama zor gibi, tipi devam. Sorma ya, sorma. Ya kızım boş ver, ne yapacaksın? Her şeyde bir hayır var. Sam işini en tepeden bağlıyorum. İlayda Hanım'dan kanka olduk. Holding'in esas patronu. Ya Cengiz Bey'in bir üst modeli, upgrade gibi düşün. Nasıl kafaladım kadını ya? Kanka olduk. Yani acayip yok. Uyku uyumadım gece ama enerjim çok yüksek. He, 6 kahve içtim. He, ondan da olabilir. Doğru. Tamam canım, hadi öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum benim etrafımda dolaşma, benim gittiğim yerlere gitme diyorum sana. Ela o kız işte. Ha ya, ben de nereden tanıyorum diyorum. Onun saçları farklı renk miydi ya eskiden? Oğlum bir hafta boyunca çıkmışsınız ya. Ya ne çıkması, Allah Allah. Gezdik ettik bir hafta. Ondan sonra bana kafayı taktı bu. Günde 10 kere aramalar bilmem ne. Ben de engelledim, deli mi ne? Her neyse bak Ozan. Bu kız bu institüs işinin başında olduğu sürece sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Tanısam da hiç sevmiyorum, tamam mı? De. Ya işte böyle anne. Hava şartları işte, ne yapacaksın? Orada mahsur kalmışlar. Yaşar abinin gelmeme ihtimali çok yüksek. İnanamıyorum ya. Orada kalmışlar he. Belli değil. Safiye abla isterseniz akşam yine gelin dedi ama... Yaşar abi olmadıktan sonra ne işe yarar? Garda kalmışlar ya. Anne. Gözlerin doldu. Gidemiyoruz diye olmuştu. Ya bırak anne. Bu poker suratın üzerine göz dolması senin de tek bir tur olayda olur. Belli ki boşu boşuna bir yere para vermişsin sen. Ne parası oğlum ya? Anne bilmiyor muyum ben seni ya? En son aldığın ticari araçta ertesi gün 1000 TL indirim olduğunda böyle olmuştun. Biliyor musun ben bu ifadeyi? Ne alakası var? Gereksiz para vermişim o bu ya. Anne, yıldızı isteyemiyoruz diye gözlerinde olduğuna inanmam. Beklemiyorsun herhalde. Gerizekalı mıyım ben? Rahmetli baban karı çok severdi de onu hatırladım ben telep. Bırak Allah'ını seversen ya. Bu kızla da bizim şansımıza bak ya. Neyse canım, Allah Allah, kader işte. Daha da gitmem ben oraya kız istemeye falan, tamam. Olmaz anne, olur mu ya? Hava şartları ne yapalım? Belki de yol açılır Yaşar abi, yetişebilir. Nereden biliyorsun? Oğlum hava şartları bile bu evliliği istemiyor ya. Allah, bakma öyle bana. Meteorolojiyi de ben mi ayarladım? Karayollarında adamım var da yolları mı kapattırdım? Kısmet işte oğlum, olmuyor, olmuyor. Bırak ucunu artık ya. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Ne gelmiş anne? Üst Pamuk Tekstil Genel Müdürü Yaşar Yüksel diye adrese gelmiş. İş evrakları falan herhalde. Anne babam akşam gelebilecek mi? Ne bileyim kızım, mızmızlanıp durma. Tipi var deyip duruyor, belli değil ki. Ne kısmetsizmiş sizin bu taliple olan işinizde ha. Bir uğursuzluk var ama ne? Uğursuzun kim olduğu belli de neyse. Aa, 3 tane maç bileti çıktı. Hangi gün abla? Ver bakayım. Bugünün tarihi var, 21 diyor. Oo, derbi bileti bunlar. Oha! Kim bulup da yollamış bunları be? Genel müdür diye geldiğine göre sponsor firma falan mı acaba? Bayağı da iyi yerlerden ha. Ah be! Babam gidemez, talipler gelecek. E sen git gündüz. Gitmek için ruhumu satardım ama alarayı pusu kurmam lazım. Akşam da açar derbiye bakarız ha.
Of, yılın derbisi be. Keşke İstanbul'da olsaydım ya. Ne güzel giderdim maça. Şimdi Ozan eşine, dostuna benim VIP biletleri dağıtmıştır. Laf arası da kağıt çalma Yaşar. Vallahi çalmadım kanka. Çaldım harbiden. Ay yok canım, Yaşar'ın şansı hiçbirimiz de yok. Ne çalacak? Yollar açılmış. Haydi ben kaçar. Ne diyorsun? Evet. Allah'ım, bu gece yatağımda yatacağım. Ben de kar manzarasında araba kullanma zevkini yaşayacağım. Süper. Hadi Yaşar, hadi. Hadi oğlum, hadi. Burada mı kalmak istiyorsun? Anlamadım ki. Avlandın. Sen saatine bakarken adam kollarını bacaklarını ayırdı, hepsini farklı semtlere attı, bitti. Ha, çantamın peşinde değil yani. O bayağı büyük manyak. Hem de nasıl? Hadi eve, hava karardı. Hayır, hedefimi 2 kilometre belirledim. 300 metrem kaldı. Çok biliyor. Bili bitse de kurtulsak. Hayt, çok beklersin. Ayrıca bence koşmak da çok iyi bir savunma yöntemi. Önce karate, sonra koşmak. Vur kaç diyorsun. Sen dalganı geç. Benim karate refleksim çok gelişti. Bugün Harry ile karşılaştık. Çocuğu öyle bir morarttım ki. Engin karate bilginle mi? Hayır, bayağı saldırıp dizlerini morarttım. Ne oldu? Yine mi kasattı kız? Ya oğlum dur. Bir usanmadın ya. Vallahi 24 saattir merak ediyorum bu. Safiye sana nasıl katlanıyor ya acaba? Aha, arıyor. İsterseniz kendisine sorun. Alo, Safiye. Gülüm, yol açıldı deyince alelacele toparlanıp çıktık. Dönemedim sana. Ama Yaşar, 4 kere aradım. Bu akşamki derbiye 3 tane bilet gelmiş. Ha, en güzel yerden. Davetiye galiba. Yaşar, bunları kime vereyim? Ozan Bey'e vereyim mi? Kız, kimseye verme biletleri. Biz yetişiriz. Ay, Şenur ablalar. Onları iptal etmedin mi sen? Bana verin biletleri, ben giderim. Cengiz Bey, gözler yolda lütfen. Yaşar, Cengiz Bey'i azarlama 1. Talipleri bir daha nasıl iptal edeceğiz 2. Vallahi ben karışmam. Ay, illa maç diyorsan ara çocukla kendin konuş Yaşar. Yıldız'ın çenesiyle de sen uğraşırsın. Tamam. Ben ararım Talip'i şimdi. Kızım, ne yapalım ya? Yılın maçı bu. Tamam, bakarız. Ayıp olursa gitmem. Ne yapayım? Tamam. Kapa. Alo, kapat. Telefon çekmiyor zaten. Kapat. Kapat Safiye, kapat. Oğlum, derbiye bilet bulmuşsunuz. Bu maç bir daha yok. Kız isteme, her gün olur. Doğru. Lan ne bağırıyorsun şarampol? Görüyorum şarampolü. Allah Allah. Yersiz yere şarampol yapmışlar yolun kenarına. Yapacaksan git tarlaya yap kardeşim ileri ya. Ara Talibi. Üçümüz gidelim maça. Patronun emri de, mecbursun de. 9'aydı değil mi maç? Ben basıyorum. Allah'ım, adım da Yaşar. Nasıl bir kader ki 45 yaşında ölecekmişim ya. Niye Yaşar? Ne demek o? Hep telaş efendim. Kızım mı istenecek? Maça mı gidilecek? Yetiştin, yetişemedin. Bir gün vallahi hık diye gideceğim. Onu diyorum yani. Ben uykusuz olmasam daha da basarım da. Hah, uykusuzsunuz. Efendim, ne olur sağa çekin, geçeyim ben kullanayım. Siz de arkada biraz kestirirsiniz. Hayır, maçın tadını almazsınız ki. Yaşar'cığım, öyle yapardım aslında da. Yani kusura bakma ama yani bana da kızma. Evet. Yani geliş yolunda 5 dakika araba kullandın, yüreğim ağzıma geldi ya. Efendim? Oğlum, rezalet araba kullanıyorsun ya. Olmayınca olmuyor ya. Kelle koltukta gittik yani. Aşırı tedirgin oldum. Tedirgin oldunuz? Evet. Ben kullanırken? Evet. Bir acemilik, bir şey. Yani aşırı yavaş kullanıyorsun bir kez oğlum. Yani dedim arkadan çarpacaklar yani. Diken üstünde gittim yolculukta ya. Yani otele varınca yeri öptüm dünya. Oğlum, bu sana ehliyeti bakkal mı verdi ya? Kim verdi?
Makas, taş, kağıt oynayalım mı? Ona göre kaybeden talibi arasın, durman nasıl? Olur, tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Aman bırak ya. Tamam, ben ararım talibi ya. Nereden makas yaptım? Tüh. Nereden anladın makas yapacağımı? Uyanık. Sürpriz olmadı. Efendim, ben arayayım mı? Gene açtı üstünü ya. Orada bir abi şey. Kumsal abla. Ben değilim şu an. Ben değilim. Ben seni Gündüz sandım. Baksana. İkiz gibiyiz. Herkes karıştırır bizi. Yardım et bana ya. Kör olası. Ay. Karın boşluğuna mı geldi? Karın boşluğum olmaması lazım. Stresten habire yiyip duruyorum ne boşluğu. Bilmiyorum bir yerime yoldu işte ya. Kumsal abla çok affedersin. Sus. Bir şey deme bana sus. Oy. Bir şey ister misin? Ne bileyim aslında bir kekle çay yiyince de ne gibi geleyim. İlaç sıcak su torbası gibi bir şey kastettim ben. Gündüz'ü çağır. Kum torbası niyetin onu dövetu. Kesin döversin. Ya sen hani karate biliyordun ha? Biliyorum. Ama özel yeteneklerimi senden kullanmadım. Çünkü ablanım. Süper güçlerin yakınlarına işlemiyor yani. Aferin sana, aferin. Seni büyüten ablanın karnına yumruk atıp bir de şaka ediyorsun değil mi? Hain evlat. Düşmanlarımızı böyle savunduralım. Parti yapsınlar şimdi, parti. Zalimlerim sağ ol. Tamam. Kekle çay geliyor. De benim diziyi at, bana bakayım. Bezmişim sana siyah beyaz filmlerinden. Şuraya bak. Roma diye film açmış. Film Roma'da geçmiyor. Ne anladım ben o işten? Oy, eliyorum ya. Al, istediğini izle. Sağ ol. Başka bir şey ister misin? Bilmiyorum. Gönlümü cezdireceğim bundan sonra. Sonuçta ben mağlun bir insanım, mağlun. Artık ne istesem yapılacak bu evde. Oy, iyi değilim ya. Hala durayım ya. Öyle kekimi hemen yapsınlar, hiç iyi değilim. Alo? Yaşar abi? Vay vay. Allah yüzümüze güldü. Yoldasınız, geliyorsunuz he? Oğlum gece gece buzlama olur, şey olur, şey yapmasalardı ya. Bekliyoruz abi. Sen eve geçince mesaj tak, biz de hemen çıkarız. O kar İstanbul'a geliyor diyorlar oğlum. Bir süre evden çıkmazsak mı he? Bahar beklesek. Cengiz Bey, ne diyecek ki bana Cengiz Bey? Olur, tamam verin. İyi, olur, tamam. Efendim Cengiz Bey? Ne maçı? Hup. Yalnız Cengiz Bey, bizim bu akşam... Ha, Yaşar abiyi de götürüyorsunuz. Yani... Tamam, gelirim efendim. Gelirim diyelim tabii. Emir demiri keser, ne yapalım efendim? Saygılar efendim. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Ne olmuş, ne olmuş? Ne diyor, ne diyor? Cengiz Bey, manyak mı ne ya? Derbiye üç tane biletim vardı. Yok, beraber gideceğiz. İtiraz kabul etmiyor falan filan. İçmiş mi, ne yapmış? Allah uzun ömürler versin. Niye? Adam sayesinde ekmek yiyoruz oğlum. Yaşından körlük etmek olmaz. Maç nereden çıktı şimdi ya? Neymiş efendim? Hayır cevabını kabul etmiyormuş. Bir de lafa bak. Kız her zaman istenir diyor. Böyle maç bir daha bulunmazmış. Allah tuttuğunu altın etsin. Neden anne? Bu zamanda böyle iş veren mi var oğlum ya? Millet parayı faize gömüyor. Bu adamcağız ekonomiye can veriyor ya. İstihdam yaratıyor o bakımda. Ben ne bakımdan olduğunu biliyorum da işte. Yaşar abiyi de zorla götürüyor te Allah'ım ya. Ama adam haklı oğlum ya, yılın maçı ya. Yoksa ben bilmem mi ya? Geçeyim şu kapının önüne, açayım kollerimi. Gitme diyeyim. Ama diyemem. Niye? O goller bu kollerden daha önemli. Yılın maçı ya. Öyle mi? Kimle kim oynuyor anne? İşte iki büyük takım. 11 kişilik bunlar böyle. Formalı, işte kramponlu. Oğlum biliyorum ya, herkes bu maçı konuşuyor ya. Of ya. Allah'a şükür. Allah'a şükür.
Yemin ediyorum var ya, anam olmasan çekilse kadın değilsin. Yalanlı tekisin. Söyleme ananın arkasından söyle. Vallahi sen dilini böyle esenden kızgın maşayla çeker alırım, daha da konuşamam ha. Çek anne, hiç sorun değil. Nasıl olsa yarın akşam kız istemedi, sen konuşacaksın zaten. Damat konuşmaz ki, tuzlu kahve içer. Hadi öptüm. Kaçtı, kaçtı. O zaman sen maça gitmedin mi? Püf, üşendim ya. Allah'ım, eylemeye gitmeye üşenen bir insan, inanamıyorum ya. Safiye'dir bu, baktım ben. Gel canım. Ay Gizemciğim, ne olur kusura bakma, haber vermeden şak diye çıktım geldim ama... Sabah toplantı yarım kaldı ya öyle, benim kafa gitti biliyorsun çok fena. Dedim şöyle güzelce Gizem'e uğrayayım, bir yarım saatte halledelim, işimizi bitirelim. Evet ama derbi var. Derbi var bak, ben maç olunca hiçbir şeye konsantre olamıyorum biliyor musunuz? Futbolcu bir... Zaman mı durdu şu an? Ozan? Aa, siteden komşu bey, ne işiniz var? Kimi aradınız siz? Bahçeden mi girdiniz? Ne yaptınız? Gizem abla. Gerçekleri söyleme zamanı. Ay yok, şöyle bir mecburiyetim yok. Sen hangi cesaretle geldin ya bu eve? Pardon? Vicdanın rahat mı? Bir hafta benimle gezip ümit verdin, sonra yok oldun. Mutlu musun? Ben mi yok oldum? Sen yok oldun. Binlerce kere aradım. Bir keresini bile açmadın. Ama niye yok oldum onu? Hiç bir sorgulasana bir. Eğer beni her yerden engellemeseydin ben sorgulayacaktım zaten. Çünkü sana aşık olmuştum. Harika bir ilişki başlıyordu. Sonra? Ailem istemedi. Ay ben değil. Benle hiç alakası yok. Ben aman dış kapının vandalı. Ben bunun babasının ikinci karısıyım. Nasıl çocuğu tanımam etmem. Arada evde rastlıyorum da bir samimiyetim yok yani. Cengiz direkt maça gidiyormuş. Babaannem. Onun yüzünden. Aa. Gene ne yaptım? Babaannem ailenin hanım ağasıdır. Evet, zaten tanıştın. Biliyorsun ben de söylemiştim zor bir insan falan diye. Hiçbirimiz onun sözünden çıkamayız. Yoksa niye bir hafta seninle aşk yaşayıp sonra bir daha aramayayım? Seninle ilişkimi o istemedi. Zorla nişanımla barıştırdı. Gecelerce ağladım da. Evet, ay hatırlıyorum. Şey dedi hatta, ne saygı kaldı ne töre dedi. Oo, ne olaylar olmuştu ara. O kız sen misin? Ama buna inanmamı beklemiyorsunuz herhalde. İster inan, ister inanma kızım. Torunum, atası, nenesi kimi isterse onu alır. Yok artık. Yani hanımefendi artık kaldı mı böyle şeyler değil mi? Dinlemeyi bil. Bizim töremizde büyüğün sözü kesilmez. Lütfen. Babaannem konuşurken biz saygıyla dinleriz. Bu konağa bir gelin gelecekse, buna konağın büyükleri karar verir. Atalarımızdan beri böyle bu. Bu site yeni bir site değil miydi? Evet ama bu arazide daha önce bunların konakları varmış. Babaanne, ya töreyi tanımazsam? Töreyi tanımazsan, töre seni tanır oğul. Nerede görse tanır. Hayda. Kopamıza doğar doğmaz kımız içen tosuncuklar verecek. Taze bir gelin isterim. Oo, yıllar mıllar dizler hep karıştı. Babaanne, gönül ferman dinlemiyor. Anlıyor musun şimdi neler yaşadığımı? Ya inanmıyorum, ben böyle bir aile hayatımda görmedim. Ya o gün AVM'de seni gördüğümde de gelip konuşmak istedim ama yani doğru kelimeleri bulamadım. Ya senden sadece 3 yaş büyüğüm diye. Senin hayatına bu kadar mı karışıyorlar? Bu yüzden ayrıldık demek. O zaman şöyle mi yapsın acaba? Siz ikiniz baş başa yarın falan bir yemeğe çıkıp bunları böyle detaylıca konuşsanız mı? Ah, ama yani anılar çok acı ve çok duygu yüklü. Bilmiyorum, kaldırabilir miyiz bunu?
ben seninle yemeğe çıkıp konuşmak istiyorum baba. Sonuçta artık biliyorum neden ayrıldığımızı da. Kafamda bu hikayeyi psikolojik olarak tamamen kapatmak istiyorum. Babaanne, buna karışamazsın. Yarın sabah AVM'de kısa, çok kısa bir kahvaltı edeceğiz. Ben ve iki yıldır unutamadığım kadın... Ela. İki yıldır bu ismi söylememeye çalışıyorum. Acı veriyor. Dilim varmıyor. Peki o zaman. Yarın buluşup konuşalım o zaman. Yarın sabah o zaman AVM'de kısa, çok kısa bir kahvaltı. Babaanne, buna da itiraz edemezsin. Müsaade et. Müsaade Allah'tan oğul. Sadece sabah AVM'ye gideceksen bana da biraz brownie getirsene oradan. Oranın brownie'leri pek güzel. Brownie'si pek güzel. İşte beton gibi bir kadındır fakat böyle bir tek zaafı var. Oy! Oy kız kardeşim oy! Ne hallere düştük aa kız kardeşim ah! Sana mı diyor? Şu an kendisine diyor. Ben de işte geldim bir köşede gafil avlayayım, ala araya atak yapayım diye. Kumsal abla farkında olmadan yaptı, ben de kontra atak yaptım. Olayı netleştirmek amacıyla şimdi bu parmak kadar kız... ...senin gibi cüsseli bir insanı tek hamlede yere serdi, öyle mi Kumsal abla? Ne edelim? Saldırının içeriden geleceğini bilemedik. Yabancı olsaydı kendimi savunurdum, Allah'ını şaşırırdı. Karate bildiğin konusunda ısrarlısın. Mavi kuşak ya. Yeşil yıl olmasın o. Karadeniz'de öyle bir şey vardı çünkü. Hani onunla karıştırıyor olmayasın. Oy karnım. Oy. Alara. Git söyle. Un, şeker, süt. Hepsini pişirip hamur yapıp götürsün abi. Karnına mı koyacaksın? Ne gibi? Ne bileyim. Öyle yakı gibi. Yo. Canımın elbası çekti. Alara. Git söyle haydi. Mutfak tarifi bileyim. Oy kız kardeşim oy. Ağrı kesicini içtin mi? Yok. Karnım aç. Midem yanar diye içmedim. Helvamı yiyeyim de öyle edeceğim. Tam bir Sinem iki. Bildiğin nazenin. Hani mavi kuşaktı bu? Ha? Hani kuzeyin kızıydı? E bildiğin bayağı ev kızıymış. Dün akşam maç bitti. Bu manyak Cengiz. Yaşar. Hadi İstanbul turu atalım mı? Manyak Cengiz mi? Bırak şunu ya. Ne sohbeti sohbet, ne şoförlüğü şoförlük. Gece uyurken beste yapmalar bilmem ne. Ya bu Gizem Hanım'ı deli zannediyorduk. Meğer akıllı olan oymuş. Olsun kocacığım patronundur sonuçta. Zammam isteyeceksin, aranı iyi tut. Ben ona yalakalık yapamam. Ben işi İlayda Hanım'dan bağlarım. En tepe patronun kızıyla aha böyle etle tırnak olmuşum. O denli. Kız bana gül, gül, gül bütün seyahat. Yaşarcığım Allah da seni güldürsün diye başka da bir şey demiyor ya. Sana Yaşarcığım mı diyor? Sen ona İlayda demiyorsun herhalde. Eli kulağındadır ha. İlayda demenin. Yok, ofiste eli kulağında, kulağı benim ayak sesimde... ...böyle beni bekliyordur şimdi. Giyin de şu an bir kahve falan bakayım. Ay o kadar kanka oldunuz ha maşallah Yaşar bu arada... Yıldız'ı bizzat göndereceğim. Akşam talipleri çağırıyoruz. Aman abi aksilik çıkmasın. Yok yok. Sıkıntı yok. O psikopat anasını acımam da oğlanı acırım. Hadi görüşürüz. Hadi. Güle güle kocacığım. Yaşar. Madem patronun kızını göreceksin şunun altına o gri güzel pantolonunu giysene. Hey ben ona baktım bulamadım o pantolon. Bravo Lara. Gündüz. Buyurun benim. Hay. Dedim bir ayı bana saldırıyor. Kim bu? Bu sefer niye tanıyamadım ki ben seni? Eniştem gibi giyinip onun parfümünü sıktım. Ha ondan. Ama helal sana. Süper savundun kendini. Çekirge. Sana kalbin kadar temiz bu beyaz kuşağı veriyorum. Ama sargı bezi bu. İdare et, evde bu vardı. Olsun, yine de çok güzel. Çok amaçlı bir beyaz kuşak. Darbe alırsan hani oraya da sarabilirsin. Keşke Kumsal ablam da mavi kuşak olacağına bundan olsaydı. O un lafasından koyup karnına sarardı.
Zaten lapacı o ya. Aman kolu kadar kızdan bir darbe alıyor, 2.80 yatıyor. Gündüz gidip duş alsana ya. Enişte kokuyorum değil mi? Çok fena. Keşke fakir, isimsiz bir ailenin oğlu olsaydım. Seni kaçırıp bir köyde küçük bir evde yaşardık. Ozan be, o da pek olmaz. Onu da ben istemem. Çünkü biliyorsun iş güç her şey burada. Sen de haklısın. Ama o ne güzel bir haftaydı ya öyle. Unutulmaz. Bir daha olmaz mı sence ha? Ailenden gizli kaçamak da olsa. Hem nişanlından da ayrılmışsın. Babaannem. Benim için önceden ayarlanmış bir evlilik düşünüyor. Ozan? Melike, merhaba. Ne haber? Şöyle, ben seni arayacağım. Yok, arama. Arayacağım. Arama, gerek yok. Arayacağım, merak etme. Sıkıntı yok, merak etme. Ay, bizim komşunun kızı bahçe işlerine bakıyor da telefon bekliyordu. Soruma cevap alamadım. Arada ailenden gizli görüşelim mi? Seni unutmak 2 yılımı aldı. Şimdi alevlere odun atmayalım ya, ha? Hem zaten öyle her gün görüşememek falan, çok daha zor. Öyle mi diyorsun ya? Ya beni düşününce için mi yanıyor senin? Mangal ya, mangal yani bayağı. Neyse konuşturma beni. Bence, bak, görüşmeyelim. Bırakalım yangınsı olsun. Aynı acıları bana bir daha yaşatma. Çünkü zaten çok zor bir gün beni bekliyor. Ne yapıyorsun? Şenur teyze nerede ya? Vallahi 4 kere seslendim Yıldız geldi diye ama. Ondan gelmiyor bence. İsim vermeseydin keşke. Olur mu canım böyle şey? Buraya kadar gelmişsin eve davet etmek için. Giyiniyordur ya o. Vallahi bak hani senin karşına bakımsız çıkmayayım diyerekten. Gel şimdi gel. Çok ağrım var. Şenur teyze. Hiç öpmeyeyim kızım. Çok hastayım. Her yerim ağrıyor. Bak kollarım, vücudum, boynum falan böyle kırmızı kırmızı döküntü oluyor. Kızamık için biraz yaşlı değil misiniz? Kızamık değil, Einstein. Anne. Kızamık değil, bebekim. Zona oldum ben. Zona mı? Geceydin anne. İşte böyle olurmuş oğlum. Gece yatıyor. Sabah kalkacağımız belli mi? Neyse siz kalkmışsınız. Kalktım ama nasıl kalktım? Ama o her yerim kırmızı kırmızı zona. Zona, zona diye sızlıyor. Feci. Allah Allah. Neden olur bu hastalık acaba? Sinirsel. Moral bozukluğundan vücudun çökmesi. Bağışıklığım sıfırlanmış. Normal. Normal diyorsun. Git gel. Her gün başka bahane, kapı, duvar. Oğlunla gururun arasına sıkış. Olacağı buydu. Hay Allah. Ne yapsak? İlacı ne ki bunun? İlacı yok. Bu böyle bütün vücutta çıkan uçuk silsilesi gibi. Hastalık. Birkaç ay dinlenme. İyi beslenme. İyi moral. Stres yasak. Kısmetse geçecek. Çiçek mi o? Evet. Yiyecek bir şey getirdin mi? Yok. O zaman bana bir şifa olmaz. Evet. Hasta ziyareti kısa olur derler. Birkaç ay iyileşmenizi mi bekleyeceğiz? Biz bu akşam bekliyorduk sizi. Ben davet etmek için geldim buraya. Çok hastayım kızım. Bu akşam mümkünatı yok. Geliriz Yıldızcığım, geliriz. Akşam 9 gibi sizdeyiz. Oğlum delirdin mi ya? Anneciğim ben sana bir ilaç vereceğim. Hiçbir şeyin kalmayacak. Süper olacaksın. Akşam sizdeyiz. Yani emin misin? Selam söyle. Akşam bekliyoruz. Oğlum ben akşama nasıl iyileşeceğim ya? İyileşemem ki. Bir duşa girersin, bu ruj lekeleri çıkar anne. Oğlum ne ruju? Bırak ruj, ruj bak, değil ya. Şimdiden çıkıyor, görüyor musun? Tamam be, bırak ya. Rujla tutkanı karıştırdım. Plastik makyaj işine mi girdin anne? Hayırlı olsun. Ay daha çıkmaz oğlum. Öyle anca ayçiçek yanına çıkar acıdı be. Artık inanamıyorum sana ya.
Kız çiçeğiyle gelmiş ya. Çiçek. Oo. Keşke çiçek hastalığı diyeydim. O zaman bulaşıcı diye yanıma yaklaşmazdım. Bay bay. Ela'dan mesaj gelmiş. Bu akşam buluşup gelecek ayın planını yapalım diyor. Uhu! Aferin Ozan. Yaşa be. Aferin canım kayınvalidem. Yaşa be diyeceksin. Benim o performansım resmen ödüllüktü. Yo bak gerçekten füze gibiydin. Yani hakikaten senin sayende şu an bayağı influencer oluyorum. O ne kız? Ben onu bilmem. Ama eğer bu paralı bir şeyse %10'unu alırım. İlla ki. Merhaba. Oo. Ne haber ya? Tatlım ne yapıyorsun? Ne yapayım aşkım? Sen ne yapıyorsun? İyi. Ay perişan olduk. Karlarca. Kız duydumlarca. Nasılsın aşkım? Aşkım mı? Tony dedi ya. Ne var ne yok. Nasılsın hayatım? Evet, mersi. Hoş geldin. Evet. Hayatım tipilerde Cengiz Bey'le Yaşar Bey'le mahsur kalmalar olay. Hiç sorma hiç. Hiç sorma hiç. Oo. Bu Cengiz Bey. Biz karar verdik. İlk fırsatta gidip Gizem Hanım'ın elini öpeceğiz. Meğer ne mübarek bir insanmışsınız diyeceğiz. Değil mi kanka? Öncelikle ortalık yerde sizle eski müstakbel kayınpederimin dedikodusu asla yapmam. Hani ama orada hep yapıyorduk ya. Sonralıkla kanka nedir pardon? Ne kankası ya? Hani orada hep diyorduk ya. Neyse hadi işimize bakalım. İyi hayatım ne içersin? Kahve, orta, fal kapatır, ben de bakarım. Ne falı ya? Kim kime fal bakıyor? Efendim, Gevzede muhabbet, dedikodu, kankalık, kahve falı hep bunlar döndü. Şimdi ne oldu birdenbire? Bir soğukluk, bir şey. Yaşar Bey. Bey mi? Oo, tekrar başa döndük. Bakın, herkes bilir ki Gebze'de olan Gebze'de kalır. Ben onu Las Vegas diye biliyorum. Sizle Las Vegas'a gitme ihtimalim yok haliyle. Şu tipinize bakın. Sizin için orada olan orada kalır durumu ancak Gebze. İmkanlar bu kadar. Anladım. Ayrıca öyle kankadır, gıybettir, faldır falan resmiyeti koruyor. Sizle benim aramdaki mesafe Bayramoğlu Gebze değil. Las Vegas Gebze. Öyle düşünün. Neresi? Tabii efendim. Estağfurullah. Cengiz amca odasında mıdır? Ay özledim onu. Gideyim bakayım mı? müdürüm. Gebze çok soğukmuş. Eksi bilmem kaç diyorlar. Rekor diyorlar. Vallahi sevgili Tuney. Az önce yaşadığım soğukluğun yanında tropikal iklimdi diyebilirim. Seninle AVM'de değil, böyle bir yerde vedalaşmak istedim. Hatırlarsın, böyle bir yerde tanışmıştık. Hatırlamaz olur muyum ya? Piknikte. Aa evet! Aa evet ya! Of! Ah vallahi hatırlayınca kalbim acıyor. Burada ayrılalım mı? Seni burada kameranın önünde fotoğrafla hatırlamak istiyorum. İlk tanıştığımız gün gibi. Peki. Ama Gizem'le iş için çok sık görüşeceğiz. Nasıl hissedeceksin? Üstesinden geleceğim. Belki. Belki arada yine karşılaşırız. Ya şey, ben yurt dışına gidiyorum. 3-5 sene Japonya ya da Avustralya. Bayağı bir... Zira ben bu ailede nefes alamıyorum. Kendine çok iyi bak. Birbirimizi unutmaya çalışalım. Nasıl olacaksa o. Bu nasıl bir gün ya Nazlı? Ne var? Sizin istediğiniz spor salonunda gelemiyor muyuz? Ay Nazlı ne haber? Siz tanışıyor musunuz? Maalesef. Bir şey diyeceğim. Bununla takılmaya niyetin varsa aman ha. Nazlı hadi bay bay. Senin Bahçıvan sevgiline ne oldu? Ona da mı yol? Bahçıvan? Bu AVM'deki kız mı?
Hayır efendim, o kim ya? Ela, hı? Bu herif biriyle nişanlıyken benle takılmaya başladı. O arada da üçüncü bir kızı idare etti. Sonra o ikisinden ayrıldı. İki hafta benle çıktı sağ olsun. Geçen günde çat diye benden de ayrıldı. Büyük sahtekar. Ve bunları İstanbul'un yarısıyla yaşamış. Asla güvenme. Ozan, ben neler duyuyorum böyle? Yalanlar. Yalanlar. Nazlı, sen bir kere benim öyle büyük bir ilişkin falan değildin. Öyle ben sana aşık falan değildim ben. Ama... halbuki... Eda... Ne? Ela, Ela, Allah seni kahretmesin. Nasıl da şaşırmıyorum şu an ya. Ay yok ya, ben rahatladım ya. Bir ferahladım, bir hafifledim yani. Sorun bende değilmiş abi. Bak şimdi Ozan, ben gidiyorum. Böyle etli pilav yaptırıyorum. Fakire, fukaraya dağıtıyorum. Çünkü senden kurtulmuşum ben. Bu arada o babanın dişlek karısına da söylüyorsun. O iş bitti. Gel tatlım, gel tatlım, gel bebeğim. Biz seninle toplantı yapacağız. Gel. İsim hafızam çok kötü ya. İyi de bu söylediğinizi ben niye yapayım? Hmm. Alice Harikalar Diyarı'na iki tane davetiye. Yemin et. Bilet bulunmuyor dediler. Ha, Mayıs ayına. Ha. Ara numarayı, ver telefonu. Alo. Yıldız Hanım'la mı görüşüyorum? Alice Müzikali'nden arıyorum. Evet, danslı seçmelerimiz var. Sizi de dans hocanız tavsiye etti. Gelebilir misiniz? Çok cıyalık. Sakin olalım. Evet, yedek dansçı lazım. Sizi de seçmeleri alacağız. Bu akşam 9. 9? Bu akşam olması olmuyor mu? Hadi ya. Peki ne kadar sürer? Birkaç saat. Anladım. Ha yok 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 yok. Yani dans benim için bir yaşam biçimi de. Şey, bir soru olacak. Bu aradığınız dansçı Serenay Hanım'ın yedeği mi? Hani hastalanırsa falan gibisine. Ha tavşanın yedeği. Ha dizi seti olursa aksatmasın diye, okey. Tamam. Akşam 9'da belki büyük bir ihtimal oradayım. Bekliyoruz. Yıldızınız parlasın. Oldu. Belki büyük ihtimal geliyor. Belki. Hı. Ne kadar büyük ihtimal? Boyut konusuyla ilgili bilgi vermedi. Bu konuyla ilgili mesaimiz bitti. Davetiyemi alabilir miyim? Ha tamam. Bu ne ya? Ayaz Ağa Dar Evleri İlk Öğretim Okulu Tiyatro Salonu mu? He. Çocuklar oynuyorlar. Ney? Hikaye aynı hikaye. Alice var, şapkacı var, tavşan var. Hepsi var. Ne bozuluyor ya? Ay sağ ol canım. Yıldız. Kızım, baban yukarıda 9'a çeyrek var. Şeker almaya gitti dedim. Neredesin? Ne seçmesi? Kim kimi seçiyor? Evlenmek için seçtiğin adam gelmek üzere, manyak! Yıldız, ne dansı? Delirtme beni! Bekleyeceksin, ismini bulamıyor. Sen koca bulamayacaksın, o zaman bugünü hatırlayacaksın. Ne demek? Kaç günde erteledik, bir kere de benim yüzümden ertelensin! Yıldız, senin o sanat hayatına da, normal hayatına da karartırım ha. Sakın suratıma kapatma. Kapattı. Uf. Uf. Anne, eşarbından origami yaptın artık. Hadi çıkalım ya. Acele işe şeytan karışır oğlum. Bir manileri yok muymuş yani, emin miyiz ha? Yarım saat önce Safiye abla tekrar aradı. Bekliyoruz canım, sevdiğim bürekten yaptık dedi.
Of, ne diyorsun ya? Ne oldu, bozuldun anne? Yok oğlum, ben bozulmadım da hamur işi formumu bozuyor o bakımda. Hmm. E söyleriz bir dahakine sana çiğ tohumlu puding yaparlar anne. Aa pardon, geç sana dokunabilir. Her şeye alerjim var çünkü. Sabah gibi olmadı Allah korusun. Alerji mi? Ya ne? Ne diyeceğim Yıldız'a? Anam tutkalların rujunu birleştirip zora makyajı yapmış. Böyle bir insanın evladıyla evleniyorsun mu diyeyim? Ne diyeyim? Alerjiymiş geçmiş diyeceğim. Tamam ya Rabbim ya. Safiye abla. Canım ya çıktık mı diye merak ediyorum. Alo. Ablacığım ha çıkıyoruz şimdi. Niye çıkmıyoruz? Yıldız nereye gitti? Hadi inşallah. Safiye abla, ya bak bu iş çok uzadı. Vallahi bak şakaya gelmez artık, gözünü seveyim. Dans seçmelerine gitti ve şaka değil. Ha 11-11.30 gibi gelir, uygun olursak buyuralım mı? Yok yok, acele etmeyin Safiye abla. Vallahi hiç aceleye gerek yok. Oradan da çıksın bir gazinoya gitsin, oryantal seçmelerine bir sabaha karşı geliriz abla. Aa ne olmuş, hiç anlamadım ya. Ya da direkt çorbacıdan bulursak Safiye abla. İşkembecide keseriz artık kurdeleyi, ne diyorsun? Kapat abla, kapat. Anladım ben seni, kapat. Vallahi kapat. Yok abla, vallahi ağzını bozmak ister, uzak. Kapat! E haydin, gitmiyoruz mu? O Yıldız diye tabir ettiğimiz manyak... Aa deme öyle kıza, oğlum günah. Sen kalk bu akşam tiyatroya dansçı seçmelerine git. Nereye gitmiş köbe? Oynak. Oynak işte ya, ben bilmiyor muyum oyunu? Oynak anne. Öyle deme kızcağıza. Nereden buldum ben bu terbiyesizi ya? Yazık oğlum gençlikten. Bırakacağım ortada kalacak. Bana ne ya, sayılım verdiler bunu bana, bana ne? Çocukluk etmiş oğlum. Anne sen de şunu koruyup durma bana. He ya bırak ya, ayrıl ya, Allah Allah. Oynak mıdır nedir ya, sayılım mı verdiler sana? Boş versene ya. Aa terbiyesize bak nerelere gitmiş. Ayrıl kurtul oğlum. Hiç aklım almıyor. Mahsus mu yapıyorlar acaba? Sen haklı mısın acaba anne? Genellikle öyleyimdir oğlum. Huyum kurusu. Hayır niyetleri yok da bizi çağırıp çağırıp sonra arkamızdan dalga mı geçiyorlar acaba? Kötü insanlar mı bunlar anne? Oğlum muska bulduyduk ya evde. O büyüğü de bunlar yaptırmış olabilirler. Vallahi kimsenin günahını almak istemem. Zan altında bırakmak istemem. Temiz niyetli, altın kalpli, saflık derecesinde iyi bir insanım. Ama altıncı hissiyatım da kuvvetlidir. Beni biliyorsun oğlum. Ayağım hep geri geri gitti, hep geri geri gitti. Biliyorum anne, biliyorum. Analar bazı şeyleri hissediyorlar. Analar bazı şeyleri hissediyorlar ya. Maşallah, sübhanallah olma. Neyse anne, ben çıkayım da dükkana gideyim, tek atayım. Ya da ne bileyim, dolanayım işte, bilmiyorum ki kafa kalmadı. Çok git oğlum, çok git, geç, iç, narat, seri köz getir filan de git oğlum. Beni de yalnız bırak. Çok incindim, çok mağdurum oğlum. Yalnız bırak beni, acımdan haydi git. Tamam anneciğim. Yalnız kalmak istiyorum. Çok yalnız kalmak istiyorum oğlum. Çünkü ben göbek atarken yalnız olmaktan hoşlanıyorum. Çık çık çık. Oh oh yandan. Oh oh vallahi seçmelere gitsem beni kesin alırlar daha. Ah Ozan. Aa benim affettin oğlum, aa bittim ben. Bittim, gitti. Influencer sır kariyerim gitti, bitti. Hayatım söyleyemediğin şeyi nasıl olacaktın zaten? Sus canım, biz gözünü seveyim, sus. Ah, ah oğlum, ah Ozan, ah oğlum. Mahvetti beni bu çocuk, mahvetti beni. Bak, yemin ediyorum hayatta her şeyini seçebiliyorsun ama oğlunu seçemiyorsun. Doğurdum, bakacağım mecbur. Kız sen doğurmadın ki oğlum. Ay detaylara takılmasa haydi gözünü seveyim ya. Benim burada en soş kariyerim bitmiş gitmiş. Ve kim geçmiş yerime? Kim? Yine o Nazlı, yine o Nazlı. Ama kız. Senin müzik kariyerini çaldı, şimdi de sosyal medya kariyerini mi çaldı? Ayol dikkat et, böbreğini çalar götürür o. Ama ben de onun huzurunu çalacağım. Bak hepiniz göreceksiniz. Ben o kızla uğraşırım Cengiz. Cengiz, ben o kızla çok fena uğraşırım. İyi hayatım, uğraş uğraş. Çünkü ben uğraşamam. Babasından kredi aldık. Anlatamıyorum galiba ya, üf. Hiç
öyle çok üzülmüş. Şimdi ay başına ağrılar girmiş. Ayakları yapma bana oğlum. Sakın yapma. Ya Melike kafama saksı attı. Baksana. Baba ben bir iki hafta işe gelemem ha. O kızı kov, o kız da gelmişsin Cengiz. Kov o kızı Cengiz lütfen. Sonra Bayramoğlu günlerini niye özlüyorsun? Ne vardı bu kadar? İşte bu yüzden. Bu yüzden. Bu. 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 Alara ya pusu kırmak için kar maskesi aldım. Ulan hava ne soğuk şimdi normal takıyorum ha. Soğuk Gebze'de yaşanır arkadaşlar. Hava kirli, havada donmuştu. Gözüm de gördüm. Size yoga tekniğiyle nefesle vücudunuzu ısıtmayı öğreteyim mi? Ben sana örme yün kazak giyerek vücut ısıtma tekniğini göstereyim mi? Daha pratik. Hadi kalk, uyku bastı. Kızların gözleri de Japon olmuş. Alaram. Helal sana be. Çok iyisin. Çünkü hocan iyi. Hadi iyi lan. Hadi. Eyvallah. Alaram, şu karateyle zaten antipatiktiniz. İyice sevimsiz bir çift oldunuz. Ne yapalım ablacığım? Benimle kan bağın var ve bizimle görüşmek zorundasın. Hadi. Ay yorgunum. Kar maskesi. Maskesi takıyorsun ya. Kar yağacak dendi. Kumsal abla ne oldu burada? Ya Cunduz'u hirsiz zannettim. Karate hamlelerimle etkisiz hale götürdüm onu. Yok artık. Gündüz? Doğru mu bu? Yok. Palavra. Öyle beli ağrıydı. O yüzden öyle yere yattı uzandı. Tövbe estağfurullah. Benim de ağrıyor şimdi. Oraya da mı vurdun ya? Her yerime vurdu ya. Karnıma karnıma vurdu. Allahsız. İyi misin? Aslancı bir adam ya. O kadar adam da bir şey olmaz bende ya. İyiyim, iyiyim ya. Dur bakayım. Ay şuraya bir uzanıverim. O denli. Al bakayım. Bana şöyle bir ağrı kesici. Tamam, hemen getiriyorum. Ama öncesinde böyle pasta, kek, böyle sütle böyle gidecek bir şey varsa hani boş mideye ilaç, asit yapmasın. Ay, Nazenun, Sinan Beki. Sana diyorduk biz onları. Sinan Beki bu kanepede uzanan kel arkadaş. Bak artık bundan sonra mavi kuşak dersiniz. Veya terciyen senseyi.